Evet arkadaşlar selamlar. Hadi bakalım. Şöyle bir bayram kutlaması yapalım birbirimize karşı. Sevgili eril ve dişiller. Evet giden eril dişiller. Geride kalan eril dişiller. Geride kimse kalmıyor. Kimse de kimseyi bırakmadı. Evet sevgili canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Karşılıklı bir ilahi eril, ilahi dişil konuşturması yapıyorum. Elbette ki sadece eril dişiller de dinleyebilirler. Evli olan, mutlu olan ama bu sıkıntıları yaşayan sevgili canlarım dinleyebilirler. Bu yola yeni katılan arkadaşlar dinleyebilirler. Zamansız bir zamana niyetle ne zaman bu videoya denk gelip izliyor iseniz tüm ruhlara burada Rabbimin vereceği mesajları kanallık ederek size en hakikatli kanaldan en hakikatli şekilde almaya, anlamaya ve size de iletmeye niyet ediyorum diyerek sevgili arkadaşlar Rabbimin iznine sığınıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek karşılıklı bir eril dişi birbiriyle bir bayramlaşsınlar bakalım. Epey süredir hiç konuşturmadık onları. Bakalım birbirlerine ne diyorlar, ne düşünüyorlar. Peki öncelikle ilahi dişil senden başlamak istiyorum. Geride kalan ilahi dişiller yani kalpte sevgide olan koşulsuzca seven ilahi dişil eline ne demek istiyor? Değer kapısı. Çok anlamlı geldi. Peki Eril sen ne diyorsun ilahi dişiline? Takdir. Biri değer görmek istiyor, biri takdir edilmek istiyor. Aslında çok da uyumlu geldi birbirine biliyor musunuz? Yani şu anda tam da bunu yaşıyorsunuz hakikaten. Peki bir de şöyle yapayım. Bir de şu an ortak sorununuz neymiş? Sistemden alayım onu da Rabbimin izniyle. Üçüncü çakra baş melek Şamuel. Çok anlamlı, çok anlamlı. Diyor ki ikinci çakradan çık ki üçüncü çakrada tamamlanma verebileyim arkadaşlar. Direkt üçüncü çakraya gelmelisin. Geldin mi? Geldi mi Rumi'yim? Üçüncü çakradalar mı? Şu an çünkü üçüncü çakraya gelindiğinde tamamlanmadır arkadaşlar. Evliliktir, yani evliliktir derken tabii ki konuşacağınız ilk gün değil. Tabii ki bu bir süreçti. Çocuk bile 9 ayda doğuyor değil mi? Her şey süreçle, zamanla olacak. Sabır. Sabır esması da çalıştırmayalım. Yani ben kendi adıma öyle diyorum. Tevekkülde kalmak, inançta kalmak, güvenmek değil mi? Güven. Her şey güvenli olur. Peki o zaman şu an Rabbim ben direkt Rabbimden istiyorum. Bu cevabı Rumim tarot kartlarım aracılığıyla Rumim bize aracılık yap sana zahmet. Üçüncü çakraya geçiş mi yaptı eriller? Hayır diyor. Yoksun şu an. Geçmelerini istiyoruz cennet. Seni bir önceki bilgilendirmede senin aracılığınla söylettiklerimiz çok doğruydu. İkinci çakradan çıkamadıkları için üçüncü çakrada yani görüşme yani karşı karşıya gelmenizi sistem izin vermiyor arkadaşlar. Bilgilendirme videosunu tekrar tekrar sarıp dinleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz an akış enerjisiyle yapıyoruz ve burada sistem size dedi ki bakın üçüncü çakra baş melek Şamuel. Buraya geç diyor. Buradan çık diyor ikinci çakradan. Ve erillere geldi bu. Direkt erillere geldi. Diyor ki eril diyor. İkinci çakradan çıkamadığı için üçüncü çakraya geçmiyor. Bunun yoksunluğunu yaşıyor. Hastalığını yaşıyor. Sıkıntısını yaşıyor. Uykusuz geceler. Yani kılıç 9, kılıç 10'lu arkadaşlar. Hani size de hayat bana güzeldir pozları paylaşıyorlar ya. Üçüncü kişileri de paylaşıyor, yemiyor. Kimse kendi kendileriyle oyun oynuyorlar ya arkadaşlar. Ama onda da sizin ilahi erillerin parmağı yoktur. Ondan emin olun. Onu sadece üçüncü kişiler yapıyordur. Çünkü bazılarını söylüyor ya hani şöyle fotoğraflar paylaşıyor. Cennet Hanım böyle fotoğraflar diyor. Hiç onları kayda almayın. Hayat bana güzeldir deyip arka perdede kılıç onluğu yiyenlerdir onlar arkadaşlar. Hiç kayda almayın. Şimdi İkinci çakradan çıkacak, üçüncü çakraya geçecek. Şimdi ikinci çakra cinsellik çakrası, üretim çakrası. Bedensel, tensel, dünyevi zevk ve hazların aynı zamanda da yaratımın çakrasıdır. Ve zaten her şey buradaki nefisle terbiye edilir. Bu tekamülün bunca yaşanılmasının tek sebebi de ikinci çakradan birden ikiye zor geçtiler. İkide de odur budur bir yüzyıl oldu hala ikiden çıkamadılar. Niye? İşte
Siz bir üçüncü kişi hayatınızda varsa veya konu ne ise, evli misiniz? İlahi eril veya dişiliniz diyor ki işte boşansın. Fakat sistem de diyor ki ilahi dişiline bağlama, ilahi eriline bağlama. Bu konuyu sadece başaramayanlara söyleyeceğini diyor burada. Herkes aynı değil çünkü diyor. Burada bazı eriller var ki diyor yoksunluk hissi yaşıyorlar. Halbuki diyor yoksunluk yaşatıyorsam neden seni yoksun tutuyorum? Bil ki bu ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Yani senin ışığını parlatmak için sana bunu yaşatıyor. Ve seni bir bilge her iki dünyayı içinde rahmettir yapmak istiyorum diyor. Bakın arkadaşlar ne anlamlı geldi. Üçüncü çakra on eder. Baş melek Şamuel'i. Eriller baş melek Şamuel'i davet ederek çalışın. Üçüncü çakraya gelemeyen sizsiniz. Dişliler siz çalışmak zorunda değilsiniz. Çalışmayın da bence. Siz bilirsiniz. Ben yine bir şey demeyeyim. Burası kolektif, siz bilirsiniz. Kendileri çalışsınlar. Herkesin tekamülü kendinedir. Siz bunca şeyi yaşarken yanınızdalar mıydı? Şu an yanınızdalar mı arkadaşlar? Neredeler? Tamam. İşte o zaman demek ki zaten sistem de ona veriyor. Diyor ki eril, eril, eril. Bakın. Gördünüz mü? Sorun erilde diyor. İkinci çakradan çıkamadığı için yani sizden giden erilleriniz sizin hakkınızda bir konuda ikilem yaşıyorlarmış arkadaşlar. Çünkü ikinci çakra dualiteyi temsil eder. Dünyevi boyuttaki somut şeylerle de ilgilidir. Ama aynı zamanda aslında asıl temeli ruhsal olduğunu bilmemelerinden kaynaklanır. Eriller şöyle düşünür. Hani ben somutta görürsem inanırım. Nereden bileyim? Hani kadın hamile ama doğursun bir çocuğu göreyim öyle hamile olduğuna inanırım diyecek kadar yani. Demek istediğimi net anlatabiliyorum inşallah. Burada diyor ki sistem diyor ki erillere. Şimdi sen diyorsun ki ben ilahi dişilime gidemiyorum. Onun takdirini almak istiyorum. Ya da Rabbim ben neden senin ilahi sistemin takdirini alamıyorum? Ya da ben neden kimse tarafından takdir görülemiyorum? Ya da ben çalışıyorum çalışıyorum neden işimde takdir göremiyorum? İşte ben bu aşk için çalışıyorum, adam da oldum, neden dişilime gitmiyorum? Sistem de diyor ki daha adam olmadın, yoksunsun. Bakın para beşle. Aşktan, sevgiden, tutkudan, ihtirastan, maddi, manevi, bolluk, bereket, sağlık, her şeyden yoksunluk yaşayan, sevilmediğini düşünen, kimse tarafından kabul edilmediğini düşünen, soğukta, ayazda kalmış, para sıkıntısı olan, para olmazsa adam olmayacağına inananların kartıdır bu arkadaşlar. Klasik tarotta da karlı bir havada dişil öndedir, terk ediyor, arkasını dönmüş gitmiştir. Eril arkasında bir bacağı uzvunu kaybetmiştir. Toparlayarak onun peşinde ona bakar, ne olur gitme der. Ya peki, sen o uzvunu kaybetmeden önce neden o dişile bir kal gitme diyemedi? Ya da sen niye terk edip gitti? İşte sistem diyor ki, sen şu an sevgi yoksunluğu yaşıyor olabilirsin. Aşk yaşamıyor olabilirsin, bedensel tensel bir şey yaşamıyor olabilirsin, para sıkıntısı, iş sıkıntısı yaşıyor olabilirsin, belki hayatında bir üçüncü kişi var, onunla sınavlar ediyorum, ağır bedeller ödüyor olabilirsin. Peki bir düşün bakalım, ben bütün bunları neden sana yaşatıyorum, neden bu yoksunlukları yaşıyorsun? Çok da güzel sistem verdi. Çünkü ikinci çakradan çıkıp üçüncü çakraya geçemedikleri için bunu yaşatıyorum cennet diyor sistem. Çünkü arkadaşlar ikinci çakradasınız. Eriller, ey eriller, giden eril arkadaşlar. İkinci çakrada seviyesinden üçüncü çakra seviyesine gelemezsiniz. Sevdiğinizle yüz yüze gelip bir konuşma, görüşme yapamazsınız. Sistem asla izin vermez. O yüzden burada sistem size diyor ki senin neden bu kadar yoksun bıraktığımla bir ilgilen bakayım işte diyor. Sen neyi zihninde düşünüyorsun, zihin çalıştırıyorsun. Ben sana orada kalp çalıştır diyorum. Orada koşulsuz sevgiye gel diyorum, koşullusun. Peki sen hangi konuda koşullusun? Sen hangi konuda ikilemdesin diyor. İkinci çakra ikilemleri gösterir arkadaşlar. Üçe geçmelerini istiyoruz cennet. Üçe geçmeleri gerekiyordu. Üçte olmaları gerekiyordu. Fakat daha değiller. Yoksunluk kartı verdi. Sorum neydi benim? Üçüncü çakraya geldiler mi Rumim dedim. Hayır dedi. Henüz değil. Gelmelerini istiyoruz dedi. Ama gelebilme umudunun da sağ olsun bize var olsun Rumimiz. Dedi ki ama üzülmeyin. Gelecekler, gelecekler dedi. Yani pir kartıyla şunu söyledi. Onları
erirler evriliyor şu an. Daha halletmeleri gereken işleri var. Bir bilge her iki dünya içindir. Rahmet haline getiriyoruz cennet dedi. Bunun için bir süreç daha var. Daha yaşatacaklarımız var dedi. Çünkü daha tam olarak adam olamadılar dedi. İkinci çakra seviyesinden çıkmadıkları için, koşulla eril dişiline baktıkları için ve yanlış düşüncelerle baktıkları için yoksun bıraktık onları diyor. Siz bundan çıkamadığınız sürece isterseniz 100 yıl orada kalın, böyle kalırsınız arkadaşlar. Ne asla ilahi dişiliniz, eliniz sizin için çalışır, ne de sistem olduğunuz yerde olduğunuz düşüncenizde kaldığınız sürece, o tutumunuzu, o yanlış düşüncenizi ve tutumunuzu değiştirmediğiniz sürece üçüncü çakra. Şimdi ikinci çakra nedir? Eril dişil. Bir olurlar değil mi? Bir aşk ve sevgi için nedir? Fragmanı yaşadığınız. İşte onun meyvesi nedir? Bir çocuk olacak. İkinci çakranın konusudur işte. Üretkenlik, dişilik, erillik, yin, yang, ay, güneş. İşte yaratım. Diyor ki ikinci çakrada yaratım yapman gerekiyor. Yani eylem yap diyor. İkilik düşüneceğine, yanlış tutumda, yanlış düşüncede olacağına diyor. Sana eylem yap dedim. Yapmadığın için yoksunluğu yaşatırım. Çünkü sen yapman gereken zamanda hiçbir işi yapmıyorsun diyor sistem. Bunun için yoksunluk yaşatıyorum sana. Bunu da ne üçüncü kişiye, ne beşinci kişiye, ne de ilahi eril dişine mal etmesinler diyor. Tamamen kendi sorunları. Çünkü hala kendi kendinin merkezine gelmediler. Daha insanı kamil olma yolunda, daha ölmediler, ölecekler daha cennet diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha bir yıkım, yani bir aydınlanma, yıkımla gelecek bir aydınlanma daha yaşayacaklar. Tabii ki bu birçok konu alanında olacak. Hani iş alanında, aşk alanında, evlilik alanında, çocuk alanında, arkadaş alanında, eş dost alanında bir sürü bir şey de olabilir. Yani burada 5 ana hayati temel konuda 5. evle ilgili, 5. çakra, boğaz çakrası açılmadığı için, iletişime geçmedikleri için sistem konuşmalarına, sizinle yazışmalarına izin vermiyor. Size adım atmalarına izin vermiyor arkadaşlar. Bu 5 diyor ki halbuki burası doğru yol, seni sınav ediyorum. İşte neden 5 ile geliyor bu para 5 ile? Yoksunluk yaşadı. Çünkü şu an doğru yola koydum seni zorla. İşte burada sana onu öğreteceğim. Dişilinden takdir mi görmek istiyorsun? İşte o zaman diyor ki ona da değer ver. O da senden değer görmek istiyor. Sen para almadan ona gideceğim diyorsan diyor, çok yanılıyorsun. Parayla ona değer verilmez ve sen onun değerini parayla ölçemezsin. Dişilinin de sana, bakın bir de arkası dönüktür dişilin. Bakın kartlara ne güzel geliyor değil mi ilahi dişil? Bakın onun parayla işi olmaz diyor. Sen parayla ona değer veremezsin. O paranın çok üstünde, onun parayla işi yok bu dünyada diyor. Hani o kadar aşmıştır ki bunları. Zaten ilahi dişi hiçbir zaman da parayı insanlığın önüne çıkarmaz arkadaşlar. Bir araç olduğunu bilir. O bu ahmak erillerin işidir. Onun için diyor ki o hak ettiği değeri görmek istiyor ama bunu parayla istemiyor. Para değil diyor, mutluluk, aşk, sevgi istiyor diyor, bilgelik istiyor, akıllıca, zeki bir dişil olduğu için bilge bir değer istiyor diyor. Hani o kadar yüce bir ruh ki bilge bir değer istiyor. Senin gibi aptalca bir koşulda yanlış tutum ve düşüncelerle seni yargılamıyor. Senin hakkında hiçbir koşulu yanlış düşüncesi yok. Senin olduğu için bu yoksunluğu yaşatıyorum. Çünkü sen ikinci çakradan çıkamıyorsun bir de. Çünkü neden ikinci çakradan çıkarsa, işte onun için baş melek Şamuel dedi ki o zaman üçe geçmiş olurlar cennet. Üçte de kavuşma, birleşme ve evlilik vardır zaten. Ve üçün ne zaman, bütün eski videolarımı dinleyenler bilir, üçüncü çakra seviyesine gelmeyince asla kavuşturulma olmaz demişimdir eski videolarda arkadaşlar. Üçüncü çakra seviyesine gelmezseniz, yani kendini güneş gibi eril parlatmazsa, ortaya koymazsa, ben buyum, buradayım, bu aşka, bu dişime sahip çıkıyorum, buradayım, paslarımı da silip atıyorum, Allah'ım bana yardım et demediği sürece üçüncü çakraya gelemez. Bu takdiri de ne sizden ne de sistemden görmez zaten. İşte Rumi de onun için dedi ki sen önce insanı kamil ol, insan ol, önce insan ol dedi. Takdirin parayla olmayacağını, ilahi ruh eşi parçanı, ruh parçanı, can parçanı değerinin parayla ölçemeyeceğini öğren diyor. Para, değer kapısı, o onun işi değil diyor. İşte bu kadar yanlış düşünceleri varmış.
Para beşli aynı zamanda niçin geliyor? Hani param yok ki, para sıkıntısı yaşayanlar var. Hani parayı bulayım da öyle gideyim dişilime, de dişilim beni o zaman takdir eder. Yani parası olunca siz onu takdir edecekmişsiniz. İşte bu kadar yanlış bir düşüncedeler. Siz de diyorsunuz ki takdirini istemiyorum parayla yapacaksa. Ne kadar güzel verdi Rumi. Baş melek Şamal ne güzel verdi. Değil mi? Bir önceki bilgilendirmede de tam bunları anlattım. Açılım onları destekliyor. Peki. Şimdi ilahi eril. Sen takdir görmek istiyorsun. İlahi dişil değer kapısı. Peki sevgili ilahi dişi. Şimdi değer kapısı diye verdim bunu. Ne demek istiyorsun sen? Ben çiçeklenen bollukları istiyorum diyor. Üçüncü çakraya gelsin istiyorum. Bakın üç ile geliyor bolluk bereket. Zaten üçüncü çakra sonsuzluk çakrasıdır aynı zamanda da arkadaşlar. Bolluk bereket yani Rabbimiz der ki kullarım herkesi nasip kısmetiyle yaratmışımdır. Kedi köpeği de havada uçan kuşu da siz beslemiyorsunuz. Ben onlara rızıklarını vermişimdir. Onun için benim yaratımım da. Ben öyle bir doğa, öyle bir yaratım kurdum ki kimse kıtlık çekemez. Kıtlık da yaşatmam zaten. Kullar kendileri yapar. O yüzden ilahi dişil diyor ki ben çiçeklenen bolluk istiyorum. Yani ne istiyorum? İşte ben mutluluk istiyorum, sevgi istiyorum, çiçekler gibi açmak istiyorum, baharı yaşamak istiyorum. Üçle geliyor, üçüncü çakra. Evlenmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. İşte baharı görmek istiyorum diyor. Hayatın bütün güzelliklerini yaşamak istiyorum. Yeter artık şimdiye kadar yaşamadım. Artık yaşamak istiyorum. Bu bana verecek mi, vermeyecek mi? Arkamı döndüm de gidiyorum. Tabii espri yapıyorum. Onun için sevgili canlar, demek ki siz evet çiçek diyorsunuz ki ne kadar güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Dişil ne güzel veriyor. Biraz bilgi olsun. Değerin parayla ölçülmediğini değerimi bilse. 3 numara. Biraz bilgi olsun. Ki onun mutluluk, bolluk, bereketin de bende olduğunu anlasın artık diyor. Yani burada bir yerde de kaderinin benimle yazıldığını ne zaman anlayacak bu kıt akıllı diyor. Ve 3 numarayla geliyor. 3. çakra 3. çakraya gelsin diyor. Baş melek Şamuel de 3 dedi. 3. çakra dedi. 3. çakraya gelince 37 numarayla gelir. 3 artı 7 10 yapar. 10 tamamlanır. Yani kupa 10'lu. Yani kader çarkı. Yani neydi kader çarkını? Ey talihli, geç direksiyonun başına talihini yazalım diyor Rabbimiz. Hani ne dileğin varsa yazalım diyor. Kaderini yeniden yapılandıracağız. Yani yeni bir sayfa açacağız. Kaldığınız yerden devam etmek değil arkadaşlar. Yepyeni bir sayfa, yepyeni bir yaşam kaderi yazılıyor sizin için. Ve bu eriler bütün omurgaları değişiyor, hayatları değişiyor, inançları değişiyor. Bütün gölge korku yanları, o ödlek yanları ortaya çıkararak sistem onları öyle bir güzel eviriyor, çeviriyor. O hamura kaç kere tur veriyor bir bilseniz, bir bilseniz. Bir bilseniz daha birden zor çıktılar bunca zamandır. Bir yüzyıl geçti değil mi? Öyle geldi. İkinci yüzyıl geçti, ikinci çakradalar. Allah vere de çıksınlar bayramdan önce. De bayram oldu zaten. Bayram oldu. Onun için eriller. Diyor ki üçüncü çakraya çık ki elimi kaldırayım. Bolluk bereketi gör, değeri gör, takdiri gör. Bu yoksunluğu bitir ki insanı kamil olası. Seni sevdiğini göndereyim ey eril dedi. Ve burada sevdiğine kavuşturayım. Çünkü üçüncü çakraya gelemediğiniz sürece yüz yüze kavuşma olmaz arkadaşlar. Burada ikinci çakrada ne kadar sürede kalırsanız 100 yıl mı 100 yıl oradasınız kavuşamazsınız. Bitti. Bu yaşam yetmez yani. Bu hani bu biraz zekaya gelin yani zaten hani 3 ile veriyor dişil 4 ile verdi. 4 der ki bilgeler yardım ediyor, bilgelerin sesini dinle. Yani bütün yüce ruhlar, bilgeler işte Mevlana vesaire bütün yüce ruhlar yardım ediyor. Değer parayla olmaz. Değer parayla olmaz. Sezgini dinle. Ruhsallıkla olur. Ruhsal kapı. Bunların hepsi değer kapısı da ruhsal kapısıdır. Değerin parayla olmayacağını, sezgini dinle olmayacağını gör der. Ha, bir de erillerin hayatında bir dişil varmış. O da takdir görmek istiyor. Sanıyorum üçüncü kişi olabilir. Onu da şimdi soracağım. Eril bu takdir sen kendin için mi? Dişilin tarafından mı takdir edilmek isteniyorsun? Şimdi bir erile sorayım bakayım. Yoksa takdirde bir dişil var. Hangi dişinin seni takdir etmesini istiyorsun?
Ay dünyam olan diyor. Yani benim 21 numarama gelmem gereken karanlık yönlerimi ortaya çıkaran bu tekamülü, bu döngüleri sayesinde beni gerçek yüzümle, korkularımla, ödlek yanlarımla tanıştıran gerçek ilahi dişilimi istiyorum. O benim dünyam ve ben merkezime gelip onunla evlenmek istiyorum diyor. Ve ben onunla evleneceğim diyor. Çok güzel. Peki. Şimdi korku yanlarım var. Kendi merkezine gelmek istiyorsun. Dünya kartı aynı zamanda biliyorsunuz 21 numara klasik tarotta. Kendi merkezine gel diye anlattığım karttır. Şimdi tabii burada zaten şu da vardır. Eril burada karanlığa yürür. Yani bir yoldadır, gecedir. Bir yola yürüyor ama önünü göremiyor. Burada da yine bakın dünya var. Yani sen benim dünyamsın, ben senin dünyanım. Bunun yarısı sensin, yarısı benim diyor zaten. Hani bu açık, kendi tarafı, hani biliyorum senin tarafını bilmiyorum. Karanlık, siyah olan yer de aydır. Yani diyor ki senden haber alamıyorum. Evli misin, bekar mısın, ikinci çakradan çıkamıyorum. Üçüncü biri var mı hayatında, varsa çıkar opasından arın diyor. Şimdi bakalım sistem ne güzel cevap verecek ona. Benim de cevabım var. Burada da işte sistem zaten onu diyor. Bakın burada ne kadar güzel. Lotus çiçekleri vardır burada bakın. Kökü olmayan, bin yapraktan oluştuğu söylenen, sonsuzluğu, sonsuz yaratımı, sonsuz yaşamı, sonsuz aşkı ifade eden lotus çiçekleri vardır arkadaşlar. Çok kutsal ve yücedir. Bataklıkta büyürler. Kökleri de yoktur. Peki. Şimdi sevgili dişil, sen Eril'den ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yani ne yapmasını istiyorsun? Ya diyor ki ay bazılarınız da birinci çakradaymış daha arkadaşlar. Ay ay ay. E tabii neden? Ah çok güzel verdiniz. Geride kalan ilahi dişil eriller, siz çok güzel verdiniz. Nasıl verdiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Diyorsunuz ki Cennet Hanım daha birinci çakradan çıkamadık ki 2'ye de gelsin. Bazıları da 2'de, bazıları da 1'de. Baş melek Mikail ile çalışma. Eriller, ikinci çakradan çıkmanız için baş melek Mikail ile çalışın. Para beşli geldi ya, kıtlık enerjisi çalıştırıyorsunuz. Birinci çakra aslında güven çakrasıdır. Kendinize güvenemediğinizi söylüyor. Burada dişilinize güveniniz var. Anladım şimdi. Ben doğru mu anladım? Bir dakika. Bunu doğru mu anladım? Eril'e, ben Katina'dan alayım şunun üstüne. Eril'in kendine karşı mı güvensizliği var? Dişiline karşı mı güvensizliği var? Neden? Birinci çakra güveni temsil eder en çok da. Kırmızı renkler giyin hanımlar. Kırmızı yiyecekler yiyin. İçecekler içi. Kırmızı eşarp, yüzük taşı, lal taşı takabilirsiniz örneğin. Peki, elinde de kılıcı var, melek kanadı var, ikinci çakrada. Eril, neyin savaşındasın sen? Neden böyle hep savaşçı gibisin? Neden birinci çakra? İlahi dişil, neden ilahi Eril için birinci çakrada dedim? Ooo, tabi diyor. Peki, bu tatlar eti burada. Ah, ay 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 ay, anladım ya. Çok derin bir şey var burada arkadaşlar ya. Tatlar et. Ay inanılmaz. Yani o kadar anlamlı geldi ki size anlatamam. Tabii. İç sesini dinlemiyor ki Cennet Hanım. Ruh ikizini, ruh işini, beni tanımıyor ki. Güvensiz, inanmıyor ve beni hayatındaki üçüncü kişi karmik gibi, hani onun için evlilik delisi olduğumu zannediyor. Zaten en başında da bana bunu böyle demişti. Sen ne kadar evlilik delisi birisin, bu kadar evlen. Halbuki ben sadece onu tanımak istemiştim. Onunla evlenmek isteyip istemediğimi bile ben bilmiyordum. Ben iç sesimi dinlediğimde onunla bir başlangıç yapacağımı düşünmüştüm diyor. Ama o beni hayal kırıklığına uğrattı. Tattaret abanozla geldi. Burada tattareti sizin için veriyor ilahi dişi. Diyor ki beni bir hayatındaki onunla evlenme saplantısına girmiş. Sadece bütün amacı da aslında o değil. Bizi ayırmak için tuzak kuran bir üçüncü kişinin
ille de onunla o evlilikte kalma saplantısını, işte giden belki eski bir eş, belki yakın akraba, arkadaş biri, işte bu evlilik delisi ruh hastasıdır, tattaret, hani evlenme söyleyeceğini zanneder, bunu da rol olarak yapar arkadaşlar. Rolün sebebi de şudur: ilahi dişili erili ayırsın, zaman girsin araya, geciktirsin onları ki kavuşmasınlar diye yapar. Kendisi erilin yakasından düşmez, halbuki erilin sildiği biridir, asla istemeyeceği biridir. Abanoz ruhuyla gelir. Sebebi de şudur: zaten acı içinde gebermek üzeredir, tövbe estağfurullah, ölüyordur. Hani kılıç onlu, kılıç dokuzluyu sistemin yaşattığı biri, hani asla bu eril sana yar olmayacak dediği halde, bunu da bilmesine rağmen bu erili kafaya takmıştır. Aslında da takmamıştır, sadece dişle gol atmak ister, onun savaşı kazandığını bildiği için o kazanmamış olsun, kendine pay çıkarsın, ben de adayım diye. Halbuki sistem kılıç dokuzlu, kılıç onluları yaşatıyor, onun için avanozdur Levent burada. Hani sana acının dibini yaşatıyorum, mezarı yaşatıyorum diyor. Hani neyine adaysın sen diyor, bırak bu tutumunu değiştir diyor. Buna da, buna da tutumunu değiştir, hani bunu erile yapma diyor, bunu erile yapma, ruh eşinden ayırma diyor. Dişiller, siz geride kalanlar, bunu söylediniz, hayatında bir tattaret var, beni ona benzetiyor, hani o ruh hastasıyla beni bir tutuyor diyorsunuz sanki. Eri dişilin tattaret verdi ve senin iç sesini dinlemediğini, bakın iç sesini dinlemiyor diyor. Ben dinliyorum, onunla yeni başlangıç yaptım. Ta en başta diyor, en başta ben onunla tanışırken bile onunla yeniden bir hayat başlayacağımı içsel, sezgisel olarak hani ilahi bana verdi. Ben buna inandım ve ben evleneceğim kişinin ne olduğuna inandım diyor. Burada o mesaj için tattaret geldi. Hani burada tattaret size gelmiyor. Tattaretle şu mesajı vermek istiyorsunuz siz erillerinize. Hani sen hayatında sürekli seni bizi böyle imtihan ettiğini zanneden, ama aslında bütün imtihanları Rabbimizin yaptığı bu kısır döngünün içinde neden çıkamıyoruz? Eril, sen hayatında bu üçüncü kişi. Yani bu erillerinizin hayatında tattaret olarak böyle şizofren bir tip var. Onu güya takmış kafasına. İşte eski eş olabilir, sevgili olabilir, partner olabilir, ortak olabilir, patron olabilir, alt üst olabilir. Neyse, konunuz neyse, hayatta size çerme takan, size acıları yaşatan, şu anda sistemin acıları döndürüp yaşattığı bir ruh hastası kişi, erilin hayatında var olduğunu söylüyorsunuz siz. Geride kalanlar, giden eril dişilleriniz için diyorsunuz. Bu sürekli evlenmek isteyen bir tiptir ya, hani evlenmez sanki öleceğim, intihar edeceğim der. Bir de böyle naz yapar, o duyguyla erilin böyle ruhuna girmek ister, acındırır, çünkü o merhametlidir ya, merhametinden vurmak ister. Siz ilahi dişler de bunu onun için verdiniz diyor. Beni diyor bu şizofren gibi görüyor diyor. Onu ne yaptıysa o beni onun gibi değerlendiriyor diyor. Eril, sen ne diyorsun? İlahi dişilin sana böyle bir şey söyledi. Sen ne diyorsun ona? Sabret diyorum. Niye sabretsin? Getirince etti. Neden etsin? Ha bir dakika, ona şuradan alayım. Neden sabretsinmiş ki? Yeterince zaten sabretti. Neyin sabrını göstersin ki sana? Zaten melek burada diyor ki 16 ile geliyor arkadaşlar. Yıkılan kuleyi yaşıyor. Sistem diyor ki dişiller erili ben durdurttum. Şu an 7 numara duranlığı gösterilir ama mucize sekansıdır. Aynı zamanda yıkarak bir aydınlanma veriyormuş. Eril bunu yaşadığını söylüyor. Kendini buz gibi hissediyor. Ya da işte diyor ki ilahi dişilim diyor tattaret gibi bana davranıyor. Ben diyor bana buz gibi diyor artık diyor. Kadersel vakit, zaman geçti. Ben ona geç kalmadan gitmek istiyorum. Onunla da evlenmek istiyorum. Burada melekte gelinlik vardır arkadaşlar ama buz gibi, kış gibidir. Şu soğukluğa bakar mısınız? Dişilin bana karşı buz gibi diyor. Halbuki dişil öyle bir şey demedi. Senin hayatında bir ruh hastası var dedi ona. Eril, burada kıvırdın gibi geldi bana. Dişil diyor ki senin hayatında bir tattaret varmış. Ondan dolayı sen onu çıkarmadığın için dişilinden sabır et diye söylüyormuşsun. Ne diyorsun buna? Tattaret için ne diyorsun ilahi Eril? Keşir. Kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Bunu tattaret için diyor ki artık diyor, o diyor Eril'de diyor ki burada onayladı tabii size. Hani diyor ki tattaret kendini diyor aslında diyor keşfetmiş olmasına rağmen bana keşfetmemiş gibi davranıyor diyor, aptala yatıyor diyor.
benim boşadığım bu evlilikten diyor, hani yani kağıt üzerinde evli olduğunu gösteriyor ama ruhen bedenen boşamış, yani asla birliktelik yok. Zaten bir arada bile olmayabilirler. Aynı evdelerse bile buz gibi, yani asla birliktelikleri yok üçüncü karmik kişiyle. Diyor ki o benim hayatımdaki üçüncü bu karmik kişi bu evliliğim için söylüyor. Hala evli olduğum için zannediyor ki beni de takdir etmiyor. Zannediyor ki ben bu evlilikten hiç kurtulamayacağım diyor. Fakat diyor eril burada kadersel zaman ve süreç var. Sadece ondan azıcık daha sabretmesini istiyorum. Ben gidene kadar beni bırakmasın. Çünkü beni tutan sistem, yoksa ben gitmek istediğimden değil. Ben dişilime gitmek istemediğim için o da benim ona karşı buz gibi soğuk olduğumu düşünüyor diyor. Bakın 16 numara yıkılan kule ve aydınlanma ve buz gibi hissediyor. Kış gibi hissediyor yazın ortasında. Neden? Çünkü uyandığı, aydınlandığı şey onu şok etmiş arkadaşlar. Şok bir şeye uyanmış bazılara. Ve kadersel zamanda olmuş bu. 16 numara yıkılan kuledir aynı zamanda klasik tarotta. Ve 1 artı 6 7 yapar. 7 de mucize sekansıdır. İlahi der ki benim elimle bu yıkılma oluyor, bu aydınlanma. Burada bir şey aydın, uyan diyorum. Uyanamadığım bir şey uyan diyorum. Onun için yıkılan kuleyi yaşatıyorum. Onun için sen buz gibi hissediyorsun ama meleklerim seni koruyor. Kadersel süreci çok geciktirdiğin için bu yıkılan kuleyi yaşatmak zorunda kaldım diyor. Bazı eriler yaşamadıysa işte bu süreçte zaten. Bu yengeç dolunayıyla birlikte özellikle 3. ev konularından sınavları var. Yaşamaya başlayanlar var. Bu onlar için geldi ve yaşamayanlar da yaşayacak olduğunu söylüyor eril. Ve ben yaşadım diyor şu anki denk gelen eriller için. Evet, benim hayatımda bir türlü aslında kendini de keşfetmiş olmasına rağmen, hani yani ne mal olduğunu bilmesine rağmen bilmiyormuş gibi yapıp diyor. Kendi kalbine doğru yolculuk yapıp kendini aslında keşfetmesine rağmen keşfetmemiş biri gibi diyor davranıyor. Ya da işte dişilim beni öyle davrandığımı zannediyor ama öyle değil diyor. Sistem beni durdurdu. 7 numara evet sistemin bekletmesidir, doğru söylüyorlar. Gerçekten de sistem ellerini basmış üzerlerine. İkinci çakradan çık. İkinci çakradan çıktığın an koşulsuz sevgiye geçip o kötü iğrenç düşüncelerini bıraktığın zaman, o tutumunu bıraktığın zaman, o ikilemi bıraktığın zaman sana yol vereceğim. İşte Rabbin refah versin ki kalbini açasın olayı var ya Rumi'de. Aynen o. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye savaşıyorsunuz ya? Bir aşk yok mu? Birbirinize karşı ne hissediyorsunuz? Hadi Eril, sen dişil için ne hissediyorsun? Şu kartları ben bir karayım, bir enerjisini bir değiştireyim. Hadi bu çok güzeldi, gel. O bağlılık. Peki. Kime bağlılık, neye bağlılık, kimin için söylüyorsun bunu Eril? Denge vereyim. Ha, ben diyor sevdiğime maske takmış gibi gözüksem de diyor aslında ben başından beri ona bağlıyım diyor Eril. Bakın yani size bağlılarmış arkadaşlar, size bir maske takmışlar, o maskeyle de size bağlı değillermiş gibi gösteriyorlarmış kendilerine ama diyor ki bunu sistem istiyor benden diyor. Denge meleği, yani sevdiğim denge meleği olduğu için benim de onun gibi dengeye gelmemi istiyor diyor. Peki. İlahi dişil, buna sen ne diyorsun? Nasıl bakıyorsun? Eril dedi ki ben ona bağlıyım. Maske takmış gibi gözüksem de hani bunu belki de yapmak zorundayım gibi bir şey dedi. Sen ne diyorsun? Topluluk. Aa, 7 ve 7 oldu. Ay, 7 numarayla geliyor toplulukta. Peki diyor. Şimdi bakın siz ne kadar güzel söylediniz. Ay durun, ben hissettiğim doğru mu? Şuradan bir kart çekeyim. Evet tabii ki. Çok güzel yine verdiniz. Siz diyorsunuz ki beni topluluk önünde görünür halde, beni saklamadan, kendini saklamadan ortaya çıksın, kendisini göstersin, o zaman kutlamayı yaşayabilir benimle diyor. Hedeflerini bildirsin bana, yönü kimdir, nedir kararı, ben hiç görmedim onu, duymadım, bilmiyorum diyor. Hani ne yöne gitti, ne yöne hareket etti, bende mi değil mi, ben diyor hani hiçbir şey bilmiyorum, görmüyorum onu, hakikat nedir burada diyor. Bana bir yön, bir kılavuzluk göstersin bakalım diyormuşsunuz siz Eril'e. Kutlamadan bahsediyor, neyin kutlaması diyor. 7 numara durağındır. Sistemin durdurduğu yerdir. Ve sistem de diyor ki 7 numarada size kutlama vereceğim. Ve topluluk önüne göğsünüzü gere gere birbirinizin koluna girerek çıkacağınız, kabul, toplum önünde kabul gören bir birlikteliğe adım atacaksınız. Sadece burada yolunu bulmasını istiyorsunuz Eril'e. Ha, siz şöyle diyorsunuz. Ben anladım şimdi sizin dediğinizi. Siz diyorsunuz ki
Bu eri kutlama yapmak istiyor fakat kutlama içinde diyor hedef belirlemiyor. Kendini ortaya koymuyor, saklıyor. Çünkü bakın burada maske vardı. Kendisi de kendisi için verdi. Ben maske takıyor olabilirim, kendimi göstermiyor olabilirim ama ona bağlıyım dedi. Yani bağlılık ne demek? Sadakatliyim demek istiyor. O benim denge meleğim diyor. Ben de dengeye gelmeliyim. Denge meleği de yin yang enerji dengesinden bahseder. Beşinci melek, baş melek. Bakın. Baş melek Gabriel. Beşinci çakra, boğaz çakrası. İletişiminiz yokmuş arkadaşlar burada. Ha. Demek ki eril doğru bir noktada değil tabii ki. Bağlılıkları dişile bağlı olabilir ama maske takıyormuş. Dişil de diyor ki maske takmasını istemiyorum diyor. Artık hedefi belirlesin, yönü belirlesin, karar versin. Ben de mi değil mi? Geliyor mu, gelmiyor mu? Hani yaşıyor mu? Sanki öyle de bir şey bazılarınız diyorsunuz ki tabii haşa yaşıyorlardı da mecazi olarak yaşıyor mu yaşamıyor mu ben bilmiyorum ki diyorsunuz yani hayatta mı değil mi haberim yok hani yaşlandı mı ne oldu yaşıyor mu ben bir şey görmüyorum ki. Hani ben bu aşkı sadece ruhsal tarafta yaşıyorum ama ben neyin içindeyim diyorsunuz yani bir somutta da bir şey göreyim diyorsunuz. Doğru tabii ki buyurun. Hissettiğim doğru mu diye bunu çektim dişil bunu mu demek istiyorsunuz? Siz geride kalanlar evet. Direkt eylem istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın yin yang beyaz ve siyah hat eril ve dişil. Direkt bana eylem yapsın. Başka gevelemesin yani ıvır zıvır konuşmasın istemiyorum diyorsunuz. Eril sen ne diyorsun? Dişil öyle diyor. Eylem yapsın bana diyor. Gevelemesin diyor. Finansal sıkıntılarım var diyor. Parayla ilgili sıkıntılarım var diyor ki sistem bunu onayladı. Rumin bu doğru mu? Gerçekten parasal sıkıntısı var mı yoksa uydurması mı? Hani geveliyor ya sürekli. Doğru doğru dedi sistem. Güneşi 19'u verdi. Evet dedi bu erillerin parayla ilgili sıkıntıları var. Onu da dengeye getirmeye çalışıyoruz onları. Ama dişillerine bağlılar ve doğru yoldalar. Zaten kendini keşfediyorlar. Hani onları tekrar bir içlerine dönmeleri için iyice inzivaya çektirdik dedi. Zaten pirde de ben bu enerjiyi hissetmiştim arkadaşlar. Çünkü pirde enerji ve yoksunluk hissettiklerini para beşliğiyle de ben zaten onu almıştım. Nitekim cevabımı şimdi aldım ben. Ne zaman gelecek diyordum bu kart geldi şimdi. Tam da onu çok güzel verdi. 19 numara. Ey eriller diyor. Para sıkıntıları var. Peki burada da ne demişti? Para sıkıntısı. Sistem burada diyor ki para sıkıntısı olsa bile dişiline eylem yapsın. Parayı alacağım da gideceğim demesin. Şu ana kadar bunu dediği için yaşattık bunları. Cennet buna ayılsın diyor. Ben anladım şimdi. Neden burada yıkılan kuleyle geldi? Anladım. 16 numarayla niye böyle geldiğini anladım. Tabii. Neden? 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 Evli olan üçüncü kişiyle evli olanlar var. Hayattan da üçüncü kişi var. Bu bir. Ona karşı buz gibi hissediyorlar. Ayrılar hiçbir duygu hisleri yok. Tercih konusu bile değiller. Çoktan da çıkarıldılar. Zaten üçüncü kişi ve siz arasında seçenek yok. İlahi dişini ve sistemi takdir etmesini istiyorlar. Kendimi keşfettim, parmak izimi biliyorum, yolumu biliyorum, bu aşkı biliyorum, tekamülümü anladım, bu yolda ilerleyeceğim. Dengeye gelmeye çalışıyorum çünkü bağlılık hissettiğim yerde yıkıldım, bana maske taktıklarını öğrendim. Cennet buna yıkıldım, bunu kolay atlatmam kolay değil diyor. 16 numarada ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 5, 16. Minimum 5 ile 16 yıl gibi minimum evlilikleri olanlar için geldi. Dünya kartı da karmik 3. kişiyle olan evliliği verir zaten. Burada diyor ki kendini keşfetmeyen, sadece onu parayla beslememi ve para verdikçe takdir etmemi isteyen bir ruh hastası. Burada da siz de tattaret verdiniz. Erili burada doğruluyorsunuz. Takdiri sadece parayla almak isteyen bir ruh hastası var benim hayatımda. Ve kendini de bir türlü keşfetmiyor. Aslında keşfetmiş olmasına rağmen de etmemiş gibi davranıyor. Onunla bu evlilikte kalayım diye ama ben zerre bir şey hissetmiyorum. Buz gibiyim bir an evvel kurtulmak istiyorum. 16 ile geldiği için yıkılan kuleyi yaşıyorum. Yani diyor ki güvendiğim dağlara kar yağdı. Güvendiğim dağlardan yıkıldım diyor zaten. Hani güvendiği kulesi vardı ya çıkmıyordu. İşte oradan yıkılmış arkadaşlar. Ve kendilerine ona maske taktıklarını öğrenmiş. Sahte bir evlilik içindeymiş, sahte bir hayat içindeymiş onu öğrenmiş.
Bunu da çok ağır gelmiş kendisine. Onun için de yoksun hissediyor. Onun için de para kaybetmiş. Belki de üçüncü karmik kişiye para kaptırdı. Onu almak istiyor. Onun için de büyük finansal sıkıntılarım var diyor. Maddi, manevi yokluğun dibini yaşatıyor. Sistem baskı yapıyor da baskı yapıyor size gelmediği için arkadaşlar. İkinci çakradaki yanlış düşüncelerinden dolayı tutumları yanlış, düşünceleri yanlış, fikirleri yanlış. Kirli düşünüyorlar, pis düşünüyorlar arkadaşlar. Hani Kill Bill'deki başroldeki gibi aynı. Nasıl kirli düşüncesi uğruna neler yapıyordu değil mi? İşte aynen öyle. Tabii. Bakın diyor ki romantizm kapısı ikinci çakradan çıkamadığı için dengeye gelemiyor. Bütün mesaj nasıl güzel birbirini onaylıyor. Peki şimdi sen bu romantizmi yaşamak istiyorsun. Dişilinle yin yang enerjisi romantizm. Bakın sürekli ikinci çakra kartları geliyor arkadaşlar. Ne dedi Şamuel burada? Rumi nasıl destekledi? Hayır dedi. Ona para beşliyle yoksunluk yaşatmamın sebebi cennet dedi ilahinin. Allah'ı Rabbimizin yaşatmasının sebebi dedi. Güneşi ikinci çakrada dururken güneşi görmek istiyor. Erilliğini parlatmak istiyor. Tutkuyla gelmek istiyor yani. İkinci çakrada tutkusu arttığı için dişini sadece tutku diyor bakıyor. Bedensel tensel bakıyor. Biz de ona diyoruz ki hayır. Bunun üstüne çık diyoruz. Daha söylenecek söz var mı arkadaşlar? Pir neydi? Bir bilge her iki dünya için rahmettir. Bu da ne demektir? Bedensel tensenliğin üzerine çık. İşte belki diyor ki sistem burada. Sen diyor erilliğin hasadını almak istiyorsun ya diyor. Ama sen daha sevmeyi bilmiyorsun diyor. Daha sana yeni sevmeyi öğretiyoruz. Dur bismillah diyor. İkinci çakradan çık. Cinsellikten çık. Kafayı oradan çıkar yani diyor. Onu çıkarttırıyor cennet. Tamam ben şimdi anladım burayı. Çok güzel anladım. Çok güzel verdi sistem. Peki. Şimdi Eril sen yine kıvırdın. Ben tekrar cevap alayım. Dişil senin eylem yapmanı istiyor. Sen neden eylem yapmıyorsun? Sistem eylem yapmanı istiyor. Sistem sana diyor ki ikinci çakradan çık. İlahi dişilini elini istiyorsan oraya zaten istemesen de eylem yapmak zorundasın. Çünkü neden? Yarı yolda bıraktın. Aa, bu gelmek istiyor. Ay yarı yol dedim yolculuk kartı. Aa, şunu da alayım. Ya... Yine para. Bereket simgesi. Bolluk bereket. Dişillerini böyle görüyorlar. 11 zaten ikiz ruhları temsil eden. Ve yolculuk. Ve yarı yolda bıraktı dişiline gitmek istiyor. Parayı alıp da gitmek istiyor. Böyle bolluk bereket içinde yaşayacaklarını zannediyormuş. Peki sistem bir cevap versin. Ne desin? Sistem bir cevap versin. Rumi. Ne diyorsun Eril'in bu söylediklerine? Sürekli para diyor. Parayla bolluk berekete ulaşacağını, parayı alırsa dişiline gideceğini mi söylüyor? Ne demek istiyor bu? Biz anlamadık bunu. Oo, 3 kart. Cennet ikilemde diyor. İkinci çakradan çıkamıyor diyor. Ey fedakar olanı bıçaklayan sen kendini bıçaklıyorsun ve illüzyonda diyor. Aa. Ay çok büyük bir yanılgı içindelermiş. Nedir peki bu? Halbuki dişili yalnız diyor. Ama çok büyük bir illüzyonda diyor. O kadar büyük bir yanılsamanın içinde karar veremiyor. Çünkü kendini ve dişilini bıçaklıyor. İkilemde ikinci çakradan çıkamıyor. Ne diyor? Alametlerle, yıldızlarla dönerim. Yani Rumi de diyor ki buradaki iki tılsım aslında tılsım ikilisi şunu ifade eder. Siz tılsımların biri ay, biri güneştir, biri eril, biri dişildir. Yin yang enerjisidir der ki burada tereddüt edilecek bir şey yok. Ve aynı zamanda da bakın ayla güneş vardır burada. Sirius yıldızı vardır burada tepede. Burada da ay vardır, burada da güneş vardır arkadaşlar. Bakın erilin tepesinde Sirius yıldızı vardır. Güneş ve ay. Yani der ki ben artık bu aşka güveniyorum. Hani aşık oldum. Alametlerle dans ediyorum yani o kadar aşık oldum. Kabul ediyorum. Sen benim dişilimsin. Dişiler diyor sen benim erilimsin. Ve hani bunu da kabul etmiş fakat sistem burada ne diyor? İkilemi var. Karar veremiyor. İllüzyonda sevdiğine özlem duyuyor. O kadar özlemiş ki burnumun direği sızlıyor diyecek kadar özlemişler. Fakat hem kendini hem çünkü burada üçüncü kişi de çıktı. Ay da zaten üçüncü kişiyi gösterir aynı zamanda da. Çünkü neden?
dişiliğinde başka bir eril olduğunu, başka birinin hayatında olup olmadığı konusunda emin olmadıkları için, 20 numarada karar veremedikleri içinmiş arkadaşlar. Peki, dişil sistem eril için bunu verdi. Sen ne diyorsun? Ne yapayım? Ben de dinleniyorum, kendimi yeniliyorum. Zaten erili adam olmasını bekliyorum. 19 numara ve burada erille resmedilmiştir. 19 numara güneş yani. Burada da Rumi vermişti biliyorsunuz arkadaşlar. 19 ve 19. Yani ben o kadar sistemle paralel gidiyorum ki cennet diyorsunuz. Bakın arkadaşlar 19 ve 19. Erilin güneşini parlatmasını, içindeki ilahi dişil enerjisini kabul edip, o dişil enerjisini kabul etmek demek, beni kabul etmek demek, bana gelip duygularını açmasını bekliyorum. İşte dinleniyorum, yenileniyorum. İşte o dinlenme ve yenilenme sürecinde işte tevekküldeyim yani. Ne yapayım cennet? İşte tevekküldeyim. İşte ne sen sor ne ben anlatayım der gibi bir histesin. Eril, dişil neden 19 numarayla dinlenme ve yenilenme verdi senin için? Düşünen adamım ben diyor. Bu dişille tamamlanır mıyım, tamamlanmaz mıyım? Zaten sistem de burada ay kartını verdi. O kadar illüzyonda ki karar verememesinin sebebi sistemin onu ya da sizin onu kandırıp illüzyona sokacağınızmış. Güneşi gösterecekmişsiniz. Güneşi gösteriyor musunuz? Karmin yaptığı gibi onu karmaya mı sokacaksınız? Acaba bunun kararını veremiyormuş. İlahi sistem de dedi ki o kadar düşünüyor ki, o kadar zihin çalıştırıyor ki, bu aşk elinde, bunu da çok iyi biliyor. Zihin çalıştırmaması gerektiğini de biliyor. Sadece kendi, ne diyeyim, bakıyor öyle, ben bakıyor diyor. Yani öyle ben bakıyor bu aşka. Bu eline baktığı kıymetli şey de sizsiniz ve bu aşk karar veremedi. Niye? Çünkü diyor, ay illüzyonda o diyor. İllüzyonda olduğu için de, ben dişilimle kavuşacak mıyım, kavuşmayacak mıyım? Bana önce bunu gösterin, ben öyle karar verip gideceğim diyorlarmış. Tövbe tövbe Rabbim. Düşünen adamla ne demek istiyorsun? Eril biz bir şey anlamadık, bir aç bakalım. Hep böyle kıvırıyorsun, üstü kapalı geçiştiriyorsun. Ah kurnaz tilkiler size. Hayat acı ya. Tabii. Ben böyle düşünüyorum da karar veremiyormuşum gibi gözüksem de onunla sonsuz bir sağlam köklü hayat planlıyorum geri perdede. İşte zaten bunu biliyorduk da ne zaman yumurtlayacaksın dedik. Peki, köklü ve sağlam ilişkiler sağlıklı, huzurlu bir dönem temeli sağlam oluşturulmuş mesele. Peki, bir dakika. Dişi, sen ne diyorsun? Onun bu söylediği hayat ağacına karşılık sen ne diyorsun? Bağımlılık. Engellenemeyen istek ve arzular, bir kişiye veya duruma bağımlı olmak, kendini geri tutmak istese bile başaramamak. He. O bağımlı. Onun bir sürü bağımlılıkları var cennet diyorsunuz. O istese de kurtulamıyor bağımlılıklarından. Ben umudu kestim, arkamı da döndüm, gidiyorum diyorsunuz. Peki buradan bir alayım. Ya arkadaşlar siz niye aşktan konuşmuyorsunuz? Ya ay ben bunları kaldıracağım, bunları sevemedim. Lütfen sisteminkiler kabulümdür, buradadır. İlahi eril dişi. Eril, seni de bu çakradan çıkmana niyet ediyorum. Onu da an itibarıyla şifalandırmaya niyet ediyorum. Gelin bakayım siz buraya. Biraz aşk konuşun bakalım. Nedir bu ya? Aa, söyle bakayım. Sevgili dişilim, senden başlayayım şimdi. Yo, ilk senden başlayayım şimdi. İkiz ruh kartı ters geldi. Neyse. Onu hangi enerjinin attığını bilemez şimdi. Biz Rabbimize sığınalım ve Rabbimizden şimdi gerçekleri bir öğrenelim. Eylül, kıvırmadan bana şimdi şeyi söyle. Bana kıvırmadan cevap ver sorduğum sorulara. Derdin ne senin? Neyi anlayamıyorsun? Neden bu kadar kıt akıllısın? Hani neden zekaya gelemiyorsun bir türlü? Nedir senin sorunun? Nedir senin sorunun? Ayrılık. Neyin ayrılığını yaşıyorsun? Bariyer var. Ne bariyeri var? Engel mi koydunuz arkadaşlar? Hak etmişsindir sen, engel varsa. Demek ki sen koymuşsun ki o da sana engel koymuştur. Hak etmişsindir. Öyle değil mi? Ben zeytin dalı uzatmak istiyorum ama bana engel koymuş diyor. Peki sen hiç engel koymadın mı yani? Tabii ki koydum. Birden kestim, biçtim, attım. Bakar mısınız? Makasla geldi. Ya
E demek ki burnunu sürtmüş, çok iyi yapmış, hak etmişsin, değil mi? Ne diyorsun benim bu dediğime? Ona gurur ve ego yaptım diyor. Sen mi yaptın? Ha, bir dakika, Eril burada başka bir şey diyor. Aa, başka bir şey diyor. Ben bir ayrılık yaşadık. Bu kalbimizi kanattılar diyor ve bunu da diyor. Bizi önümüze atlayan, bize engel koyan, bariyer kuran, ego ve gururunda, kibirinden ölen biri var diyor. Ama bu kişi kendisi değil. Doğru mu anladım ben Eril? Doğru mu anladın? Bir dakika, şuradan alayım. Sen bunu kendin yapmadın dişiline, doğru mu? Yoksa sen mi yaptın? Hangisi? Yaptın mı? Yapmadın mı? Şimdi şu an bildiğim şeyleri önceden bilseydim daha iyi seçimler yapardım. Ben yapmadım diyor. Bu cevap yeterli geldi. Daha sormama gerek kalmadan verdi. Peki, daha iyi seçimler yaparım dediğin neydi? Eğer bir film olsaydı seni tekrar tekrar izlerdim. Henüz istediğin gibi biri olamam. Neden? Neden olamıyormuşsun? 20. level'dasın. Kaç katmandır sınavlardasın? Nasıl da bir şey öğrenemedin mi sen? İşaretleri takip ediyorum diyor. İlahi işaretlerdir bunlar arkadaşlar. Peki bir dişil bir şey söylesin burada. İlahi dişin Eril'in bu söylediklerine, hayatında gurur egolu olan biri var, o yapmıyormuş, sana bariyeri o koymamış, ona bariyer koymuş, sana ulaşamazsın diye. Sen bu konuda ne diyorsun? Kurban mağdur rolünden çıksın artık, yemezler diyorsunuz. Ay çok güzel geldi. Asıl beni kurban ettiler, kendisi kurban rolü oynamasın, onun yüzünden yaşadık bunları diyorsunuz. Peki devam et, bir şey daha. Mağduriyetle kurbanla ne demek istiyorsun? Tabii ki beni kurban ettiler. Ben yükseldim. Kendime yeni bir yol, yöntem seçtim. Yükselen ve artan konumuna geldim. Bir kadın dişil olarak ben bunu yaptıysa ne ola ki o kurban olduğunu söylesin diyor. Bir erkek değil mi diyor? Benden daha güçlü olması gerekmiyor mu? Rabbim diyor, onu da güçlü yaratmadı mı? Fiziki gücü ona vermedik mi ki diyor? Benim yaptığımı mı yani yapamıyor bir adam olarak, bir eril olarak? Vazgeçilmezsin. Kime dedim bunu? Bir dakika, niye aldık biz onu? Kim kime vazgeçilmezmiş? Kimden, neyden vazgeçemiyorsun? Eril sana diyor ki ben senden vazgeçemiyorum. Beni olduğun gibi kabul et mi diyor sana. Sen bunu Eril'e mi söylüyorsun? Hangisi? Ne yaşanmış olursa olsun seni çok özlüyorum. Siz diyormuşsunuz. He. Ay. Ay arkadaşlar, yüreğimi dağladınız ya. Ay çok üzüldüm. O kadar ağır şeyler yaşatılmış ki size, bakar mısınız? Ne diyorsunuz? Ben hep ona vazgeçilmez olduğunu yaşattım, hissettirdim. İşte belki kiminiz söyledi, söylemediniz. Ben hep onunla artan, yükselen biriydim. Onun da benim olduğunu biliyordum. Aslında o beni kurban etti. Ama kendi mağdur kurban olmuş rolü oynuyor. Bir türlü çıkamadı. Ben kadın halimle çıktım, başardım, yükseldim, arttıysam, yeni bir yol, yöntem kendime seçtiysem, o neden seçemezsin ki? Ve beni olduğum gibi kabul eder misin? İşte ben onu olduğu gibi kabul ederken o beni olduğum gibi kabul edemedi. Küçük gördü belki, eleştirdi, belki layık görmedi, belki maddi manevi sizi küçük, hor gördü. Ne yaşanmış olursa olsun seni çok özlüyorum. Bunca şeyi bana yaşatmış olmasına rağmen, beni bunca, bakın ne kadar güzel söylediniz. Beni o kadar çok kurban etti ve mağdur etti ki, bu kendi eliyle yaptı. Kendini de beni de, bu aşkı da diyorsunuz. Halbuki biz birlikteyken daima, bakın burada iki tane kürek vardır zaten kayıkta. Biz beraber olup beraber olduğumuzda hep çok yükseliyorduk. Bolluk, bereket, sağlık, şifa, neşe, mutluluk, belki çok mutlu oluyoruz. Ve biz beraber yeni bir, bu kayıya binip gidip yeni bir yol, yöntem izleyebilecekken, bir kere bile bana vazgeçilmez olduğumu söylemedi. Ben söyledim. Beni olduğum gibi kabul et. Ben onu olduğu gibi kabul ettim. O beni olduğu gibi kabul etmedi. Ne yaşanmış olursa olsun her şeye rağmen her şeyi sildim ve ben sadece onu çok özlüyorum. Ona kavuşmak istiyorum diyorsunuz. Peki Eri, hayatındaki bariyer ve ilahi sistemin verdiği
mesajlarla, rehberliklerle barış sağlamak istiyorsun. Bir zeytin dalı uzatmak istiyorsun. Karmik üçüncü kişiye yapmışsın zamanda. Böyle tokatlanmışsın, sırtından vurulmuşsun. Ben onu anladım. Kısa geçeceğim. Çünkü onu tekrar gevelemeni istemiyorum. O zaten biliniyor. Sen sadece burada dişilin şu anki anlattıklarına cevap ver. Ne diyorsun? Beni affetmesini istiyorum diyor. Size diyorlar ki beni affeder misiniz? Ederler, ederler. Sen yeter ki dön, adım at. Bir adam ol, adım at yani. Tamam, bak Rumi bile neler söyledi. Dedi ki o güneşi, o adımı attıracağım. Karar ver. Sadece bu adımı atıp atmama illüzyonundalarmış arkadaşlar. Üçüncü kişi falan asla yok. Yani zaten yok. Peki son bir şey daha soruyorum. Eril. Adam gibi bir cevap istiyorum senden. Kıvırmadan. İlahi dişilinle gerçekten zihnen ne düşünüyorsun? O benim kaderim diyor. Ona çok canını acıttım. O benim hayat yaşam amacım. 9-9 da geliyor arkadaşlar. Fakat ben ona cehennemi yaşattım diyor. Ama ben kendim de yaşadım diyor. Ve bu benim yüzümden oldu diyor. Peki neden kendini suçlu hissediyorsun bu kadar? Ondan ayrıldığım 12 ay içinde belki bir sene bu bilgeliği öğrenmiş arkadaşlar. Her şeye sebebiyet olanın kendisi olduğunu, o zaman bilgisi yokmuş, o hataları yapmış. Sistem bu 12 numara aynı zamanda aslan adam da gelir. Baykuş bilgeliği temsil eden, benim bu onun benim kaderi olan dişilim olduğu hakkında bilgim yoktu cennet diyor. Fakat onu terk ettikten sonraki 12 ayı gösterir burada. Aslan adam bir yılı da ifade eder aynı zamanda. Altı üstü de olabilir, önemli değil ama bir yılı net verir. Ben bir yıl diyor bunu araştırdım. Bu yaşadığımızın ne olduğunu, neden bu dişili unutamadığımı, neden ondan vazgeçemediğimi, yaptığım hataların ne olduğunu işte diyor bir yıl. Zaten sistemde sürekli değişim, dönüşüm, içe dönüş, yıkılan kule vesaire verdi ya. Diyor ki işte ondan ayrıldıktan sonraki bir yıl içinde anlamış. Biraz geç anlamışsın sen bunu. Çok uzun bir süre değil mi bu? Yani ben en az bir yılda anladığını düşündüm. Doğru mu düşündün? Hayır diyor. İki yılda anladım diyor. Oha. Ay çok affedersiniz arkadaşlar. Peki bir dakika şimdi. Bu kupa ikili ters gelmesi önemli değil, aynı anlamdır ve kupa ikili 24 ile gelir. 12-12 2 yılı temsil eder. Fakat 2 yıl olmadı ama 1 yıldan da fazla diyor arkadaşlar. Peki bunu neden ters verdin? Bunu ben bilmek istiyorum. Rumi senden alayım. Neden bunu böyle verdin? Orada bir gizli anlam var. Bir mesaj veriyor. Hangisine yorayım karar veremedim. Kendi fikrime saklayayım, senden alayım Rumi. Ha tabii ya, tabii ya, tabii. Düşündüğüm doğruymuş arkadaşlar. Ruh eşine seni gönderemememizin sebebi, onun için ters vermiş, tutkuyla size gelecekmiş, sistem bunun için izin vermemiş. Ama asıl anda başka birinin hayatında olduğunu düşündüğü için, bu aşka ihanet ettiği için, kutsal aşka, sistem o yüzden durdurmuş o gün bugündür. Peki Eril ne diyorsun şimdi buna karşılık, sistemin cevabına karşılık? Sana değnekler padişahını verdi, amacına ulaştığında, güzellikleri yaşadığında da kutla dedik diyor. Yani sen bu dişille tanıştığında, fragmanı yaşadığında bunun kıymetini bil diye sana öğretmişler. O zaman sen bunu o zaman öğrenememişsin. Şimdi buna sistemin verdiği cevaba ne diyorsun? Üçüncü kişi yaptı, üçüncü kişinin yalanı diyor. Üçüncü kişi senin ruh ikizin, ilahi dişilinde başka bir üçüncü bir erkek olduğunu mu söyledi? Ben doğru mu anladım? Ben doğru mu anladım? Katina da alayım burayı. Doğru mu anladım ben? Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Siz Atem Deva'nın özelliklerindeymişsiniz güya. Hani nerede gece orada sabah, oh hayat bana da güzeldir. Bütün işim de paradır, zevk, sefa, kalifti, arimandı. Ve bunu bir üçüncü kişiyle hani
Bütün kendi pis özelliklerini size yamanmış arkadaşlar. Yalan söylemiş. Sizin hakkınızda, senin ruh ikizinde başka bir erkek var. Güvenilir biri değil. Aynı benim Mida gibi, yani kendi özelliğini size söylemiş. Sistem buraya düşürdü. Buradan kart çek diyor. Nedir bu? Ya bakar mısınız? Bu kadar doğru söyledin ki Cennet. İlahi sistem kılavuzluk etmiş. Hayır, bu gerçek bir ruh ikizliği, gerçek bir aşktır. O yalancı sırf sen ona eylem yapma diye yaptı. İtira, yani iftira attı ona diyor sistem. Ya. Onda üçüncü bir kişi olduğunu söylediği için diyor. Halbuki sistemde demiş ki hayır o öyle değil. Hani bu kutsal yüce bir aşk. Ne ola ki onda başka bir erkek olsun, siz birbirinize aşıksınız, seviyorsunuz, biz sana bunun rehberliğini verdik ve biz sana dedik ki eylem yap dedik diyor sistem. Onda üçüncü kişi yok diyor. Peki dişil, sen buna ilahi dişil geride kalan cevap ver, ne diyorsun? Tabii ki öyle şeyler yaşadım ki bu iftirayı biliyorum ve hala o iftiranın etkilerini iyileştiriyorum kendimde. Öyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, şok geçirdim diyorsunuz ve ilahi bana bunu öğretti. Bütün hayati dengem, sağlığım alt üst oldu bu iftirayla. Ben ondan önce bunu sistemin bana öğretti ve bunu nasıl şifalandıracağım da bana öğretti. O gün bugündür bunu ona ispatlamaya, kendimi iyileştirmeye, onu iyileştirmeye çalışıyorum dediniz siz. Peki başka ne demek istersin? Wow. Neden sıkışmışlar? Oo. Sistem attı bunu. Bunu sistem verdi arkadaşlar. Birdenbire böyle şurada üste gelmiş, böyle durmuş. Sistem almamı istedi. Sıkışmışlık hissini, erilin yaşamasının sebebi, bütün bunun yaşanılmasının sebebi valideyi ters verdi. Bundan oldu ama biz onu bitirdik dedi. Düzü böyledir. Yani bu enerjiyle 15 numara versiyonu. Ve zaten dünya kartı da gelmişti üçüncü kişi hatırlarsanız. Şimdi de zaten ne dedi burada? O üçüncü kişinin yalanıydı. Ve ne dedi bilgelik kartıyla? Ben bilmiyordum. Bunu onu terk edip gidip beklettikten sonra onun benim kaderim olduğunu, bu gözyaşı, elem, keder, din, dil, kültür farklılığı olduğu yalanını atmış. Sizde başka bir kişi olduğu yalanını atmış. Bunu da karmik üçüncü kişisi atmış. Ve zaten bunu çalıştırarak onun algısını kapatmış. O sıkışsın, size gelemesin, arabası yolda kalsın. Şu kabusa bakın arkadaşlar, resme bakın. Erili bu hale sokmuş yani, size gelemesin diye. Ve evdeki çocukların annesi olan kişi yapmış bunu. Üçüncü kişi o dönem, olayın başındaki. Bunu böyle kapatıyorum. Peki. Peki birbirinize ne demek istersiniz? Sadece birbirinize ne söylemek istersiniz? Ben onun cevabını alayım. Ne demek istiyorsunuz birbirinize? Aşkla ilgili şöyle bir bayram cümlesi son olarak birbirinize bir söyleyin bakalım. Tamam, bu aşkta, bu kutsal aşkta bir gelin bakayım şöyle öne, bu aşkı da şöyle öne alayım. İkiniz bir söyleyin bakayım, bu sizin aşkınız. Eril dişiline bir bayram mesajı ver bakalım, ne vermek istiyorsun? Senin için geri döneceğim dedi arkadaşlar. Bakın, alın kabul edin. Sevdiğiniz suçlu değil arkadaşlar. Bir üçüncü feleğin çemberinden geçmiş azılı bir düşmanınız sizi üçüncü kişi ayırmış. Dişin ne diyor? Nasıl nefes alacağımı unutturuyorsun diyor. Sen mi diyorsun dişil bunu? Aa, ciddi misin? Senin sayende daha iyi bir insanım. Ay. Burada eril dişinin yeri karıştı bence. Burada geri döneceğini söylüyor. Evet eril, ama nasıl nefes alacağımı unutturuyorsun. Dişil, sen bunu erile sen mi söylüyorsun? Bana, ben şaşırdım. Sorumluluk almaya çalışıyorum. Ha, eril için söylüyor bence bunu. Bence bunu eril için söylüyor. Ben çünkü dişinin sözleri değildir bunlar da, emin olmak istiyorum. Dişi, bunları erile sen erile mi söylüyorsun? Eril bunları sana söylediğini mi söylüyorsun? Anlamadım. Ne demek istiyorsun burada? Aa. Ay çok. Eril dişile söylüyor. Diyor ki
Yani siz şunu söylüyorsunuz kısa açığa. Değil mi Rumi? Doğru mu anladım burayı? Evet. Diyorsunuz ki o hak etmeyen hayatındaki üçüncü kişiyi neler yaptı? Benim bütün hayalim onun benim parmağıma bu yüzüğü takmasıydı. Bu ilişkiyle ilgili hiç sorumluluk almadı. O bana nefesimi unutturuyor. Belki de işte bana sen bana nefesimi unutturuyorsunuz demiş de olabilirler size. Siz de onlara söylüyor olabilirsiniz. Senin sayende daha iyi bir insan oldum diyor bana diyor. Peki dişi. Tamam da bayram kutlaması olmadı. Ben anladım sen çok dolusun. Söylendim burada. Üçüncü kişiyi de boş ver. O yüzüğü sana getirin. Uzaktan iş hallediyor diyorsunuz. Bu da uzaktan iş halletmekte. Kumandayla başkaları üzerinde iş çevirmekte. Peki. Şimdi burada son birer cümle alıyorum. Ay kapatacağım. Nerede kaldı? Aşk dile gelsin. Öf. Aa. Kızacağım vallahi. Eri, seni nasıl geri alabilirim dedi. Ay nihayet. Hani dişil. İki tane verdi. Ne diyorsunuz? Senin için hazır değilim. Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm. Aa, dişiller ne oldu? Siz niye bu kadar çok vaz mı geçtiniz arkadaşlar? Yani burada toplu bütün kolektif bu şekilde geliyor. İnanamadım cümlelere zaten. Nasıl nefes alacağımı unutturuyorsun? Sizin cümleniz değildir. Bu erilere söyleyebileceği bir cümle çünkü. Sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu da onların cümlesidir. Siz bunları size söylemesini istiyordunuz. Senin sayende daha iyi bir insan. Doğru, sizin sayenizde daha iyi bir insan oldular. Senin için hazır değilim diyen de onlardı. Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündü. Eril de diyor ki seni geri nasıl alabilirim? Senin için geri döneceğim. Peki dişi, ya ben kafama takıldı arkadaşlar. Ha, ay tabii ki doğru düşünüyormuşum. Bunları eril size söylüyormuş. Bunun gereğini yerine getirmiyormuş. Buna çıldırmışsınız, arkanızı dönmüşsünüz, gidiyormuşsunuz arkadaşlar. O yüzden diyor bana neden işte bana nefes aldırmayı unutuyorsun. İşte belki hayatında bir tek sen varsın, sorumluluk almaya çalışmıştı. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Geveleyip duruyor. Hiçbir halt ettiği yok. Ona güvenim kalmadı diyor. Siz dişiller. Ve eril de sizi nasıl geri alacağını bilemiyor. Sorumlulukları almaya çalışıyor. Peki eril ne diyorsun buna? Affetmek ve unutmak mümkün mü diyor. Dişil sen ne diyorsun? Sana yaşattığım tüm kötü şeyler için çok üzgünüm. Yok arkadaşlar, burada eril dişil kartları birbirine karışmış vaziyette. Şöyle ben ayıracağım. Şimdi bu işin doğrusu şöyle. Eril affetmek ve unutmak mümkün mü diyor. Doğru. Şimdi dişil sen buna cevap ver. Çünkü eril sana diyor ki beni affeder misin? Yaşadıklarımızı unutmamız mümkün mü diye soruyor. Sessiz kalmayı tercih ediyorum diyor. Buna şimdilik cevap veremeyeceğim. Neden? Neden sessiz kalıyorsun? Kavuşma. Önce bir kere diyor bir gelsin bana bir adım atsın, bir kavuşalım da ondan sonra diyor onu affedip affetmeyeceğime söylesin diyor. Tabii ki, çünkü ben biliyorum bu cümleler dişillere ait cümleler değildir bunlar. Senin için geri döneceğim. Tabii ki bu giden erildir zaten. Eril geri dönecek. Seni nasıl geri alabilirim? Sorumluluk almaya çalışıyorum. Sen bana nefesimi unutturuyorsun. Dişi, sen erile bunu söylüyor musun ki demin kaç çektim? Hayır yani. Yok, ha, eril bana söylüyor diyor. Yani benim için söylüyormuş diyor. Nasıl nefes alacağımı unutturuyor. Belki size söyledi. Belki kendi kendine söylüyor. O ancak kendi kendine çalar, kendi kendine konuşur, kendi kendine söyler. İşte bunları belki bana söylemesini istiyorum. Bana söylemiyor diyorsunuz. Nasıl kavuşacağız? Onun için sessizim diyorsunuz siz. Tabii kendini saklıyor, gizliyor. Sürekli beni gözlemliyor. Röntgen diyor. Böyle kendini gizliyor. Sürekli soruları bitmiyor. Ne zaman kavuşacağız diye bekliyorum ben diyor. Peki Eli sen ne diyorsun dişinin bu dediğine? Haklı. Karmik partner. Kim? Sendeki karmik partner mi? Ondaki partner. O kavuşmak istiyor. O zaten yalnız. İlahi dişin nasıl karmik partner olsun onda? Kafasız mısın sen? Ya 100.000 kere bunu anlattık ya. Eril ya. Bu kadar mı kafasızsın? Hissizleşti. Aa, anladım. Karmik partnerin size attığı iftira var ya, üçüncü kişi var yalanından, sebep bunca döngüyü yaşamışsınız. Evet, onun kabilesi. Hanesinin içinden biri kabile. Bu kart
aile gelir size. Üçüncü kişiler için kabile diye gelir arkadaşlar. Arada böyle de bir fark var, onu da söyleyeyim. Bunu kendi hayatındaki karmik üçüncü partnerinin size böyle zarar verdiğini öğrendiğinde şok geçirmiş. Bunu da nasıl öğrenmiş? Kendisini ondan da sizden de gizlemiş. Ne size yar olmuş ne ona yar olmuş. Tabii sistem çekmiş kenara bunu. Ondan sonra kendi özgürlüğünü keşfetsin diye, sorumluluk alabilsin diye ve size sağlam, kendini affettirecek bir adım atabilsin ve dişil kavuşma bekliyor. Bu artık yani evliliğe gidilecek adım şeklinde gelinsin istediğiniz için sistem onu bu kıvama getiriyormuş. O yüzden de burada kendini gizlemiş. Siz de üçüncü kişinin size attığı yalanı bunca zamandır bu karmik partnerin söylediği yalan mı değil mi? Sizde üçüncü kişi var mı yok mu diye bunu araştırmış, bunu öğrenmiş. Bunu öğrenince de kendi ailesinden birinin yaptığını, karmik üçüncü kişi diye sizi uğruna terk edip gittiği kişi yaptığını bunu öğrendiğinde de hissizleşmiş arkadaşlar böyle. Bu kadar utanç duymuş. Donmuş kalmış. Zaten bir öncekinde de biliyorsunuz 16 ile sabır kartı gelmişti. Hani kış gibi beyaz gelinlik vardı, melek kanatları vardı, buz gibi hissediyordu ya, hani kar vardı işte. Yani güvendiği dallardan vurulmuş karmik bir partner. Bakın arkadaşlar, bu açılımın özeti kısaca şöyle. Bu açılımda benimle uyumlanan arkadaşlar rehberlik alın. Çünkü siz %100 kavuşma olan arkadaşlarsınız. Rabbimin izniyle kavuşma ve kavuşmadır bakın. Ve bunu kesinlikle ilahi eriliniz yapmamış. Yazık, bütün her şey onun üstüne kalmış. Tabii o da biraz ahmak olduğu için yemiş. Yani hani madem o başında böyle. Peki bir dakika, ben burada şunu sormak istiyorum. Madem senin kabilenden, aileden karmik üçüncü kişi bu yalanı attı. Sistem de seni özgürleşmen için, bu sorunun cevabını bulman için seni geri çekmiş. Bunu da anladım Erin. Peki şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrendiğinde hissizleştin. Peki bunu öğrendiğinde sen ilahi dişiline gidip bunu konuştun mu? Hayır diyor, ona adım attım ama konuşmadım diyor. Peki neden konuşmadın? Onun benden çoktan uzaklaşıp yeni bir yol, yöntem seçip gittiğini düşündüm diyor. Neden böyle bir şey tek başına karar verdin? Nereden biliyordun ki onunla görüşmedin, gitmedin? Böyle bir iftira atıldığını paylaşmadın. İftira ona atılmış. Sormuyorsun, konuşmuyorsun. Burada buz gibi hissettim kendimi diyor. Sen kendini mi ona karşı buz gibi hissettin? Dişinin mi sana karşı buz gibi olduğunu hissettin? İkimiz de birbirimize karşı buz gibi olduk diyor. Senin burada ikiz alev yanlışlığın mı var? Bir yanılsaman var senin galiba burada. Evet. Ben diyor onu üçüncü kişi uğruna ikiz alevim diye karmik partnere dönmüş. Karmik partner aslında ikiz alev olmaz arkadaşlar bu arada. Onun kendi esas ruh eşi ikiz alevi doğal ruhu olduğunu zannedip ona dönmüş. O zaman bu ayrımı da bilmiyormuş. Öğrendiği bir tek bir şey varmış. O benim ruh eşim mi yani? Veya işte ikiz alevi duyduysa ikiz alevim diye kendi karmik partnerine dönmüş. Fakat döndüğünde de oradan vurulduğunu, maske takan hain üçüncü bir kişi olduğunu, güvendiği yerden de dağlara kar yağmış ve onunla uzlaşmak için sizi terk edip ona gitmiş. Güya onu ikiz ruhu, ikiz alevi düşündüğü için yeniden başlayacağını düşünmüş. Tam da oradan vurulmuş. Bunu öğrendiğinde de hissizleşmiş. Ben burayı doğru mu anladım Rumi? Tabii. O gün bugündür de kılıcını çekti, kızıyor. Bu kılıcı üçüncü kişiye mi çekti sevgili Rumi'm? Özür dilerim, bir tane daha desteğini rica edeceğim. Tabii. Beni kandırıp kendisine, beni kim mutluluğuna çağırsa neşeli bakışlar görecek diye dünyevi zevklerle kalif malif varmış arkasında ama beni kandırmış diyor. Burada asıl bunu da şunu der. Gel beni destekle. Hani ben senin arkandayım demiş. Gel hani işmiş ticaret yapalım. Değnek desteklemektir çünkü. Sen bu eylemde bulun, bana gel. Bir dakika, sistem bunları da al dedi. Oo, karmik. Oy 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 oy. Ha aile, pardon, aile sizle kuracak. Aa, ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Karmik üçüncü kişi beni kandırdı. Bütün bunu bana yaşattı, ben kendimi hissiz hissediyorum. Hissizleştim o günden beridir.
Ve ondan artık o kadar nefret ettim ki bir an evvel kurtulmak istiyorum. Bütün kızgınlığım da ilahi dişilime değil, üçüncü karmik kişiye. Ve ben ailem olarak ilahi dişilimi seçtim. Eğer o beni kandırıp götürmeseydi ben onunla çoktan evlenmiştim. Aile kurmuştum, baharı yaşıyor olacaktım diyor. Ay çok üzüldü. Burada ruh eşiniz suçlu değil arkadaşlar. Burada karmik üçüncü kişi bir azılı hain, bir yılan aranıza girmiş. Ve sizi birbirinizden cennet verdin rehberliğe bakar mısınız? Cevap veriyor. Evet, çok korktuğu için gerçekten böyle bir şey var mı diye o kadar korktu ki diyor. Halbuki ilahi dişiliyle aile kurmak istiyordu. Evet, anlattıkların doğru, cevap yes. Evet, bakar mısınız? Onun tek hatası diyor çok korkmasıydı. Korktuğu için üçüncü kişiye yandı, inandı diyor. Yoksa siz de burada bakın kavuşma vermişsiniz. Ve sessizce kavuşmayı bekliyormuşsunuz arkadaşlar. O gün bugündür. O gün bugündür sessizce kavuşmayı bekliyorsunuz. Bu aşkı bu ruh eşinizle yaşamak istiyorsunuz. Fakat karmik üçüncü ne yalanlar işte size iftira atmış ya, üçüncü bir kişi var diye. O da gerçekten var mı diye bundan korkmuş. Fakat size de gelip sormamış bunu. Çünkü diyor buz gibi hissettim diyor. Çok soğudum diyor. Nasıl bana bunu yapar dedim diyor. Kış kartını onun için verdi. Peki eril gidip sorsaydı ne olurdu? Yani gidip sorsaydı. Niye sormadı? Anladım. İlahi sistemi mesajlarını yanlış anlamış arkadaşlar burada. İlahi sistem ona demiş ki git size fragmanı yaşattıktan sonra sen git biz seni geri döndüreceğiz. Bu aşka o karmik kabileyi o üçüncü kişiyi hayatından çıkar ki bu aşk iki kişiliktir. Bu ilahi aşktır, burada üçüncü kuğu yok değil mi? Olamaz, olamayacağına göre. Hani sen tek yalnız olmalısın çünkü bu dişil yalnız bekar. Dolayısıyla dişilinle seni kavuşturayım veya erilinle. Fakat bu ne yapmış? Sizi hem içsel olarak sistemin verdiği bu sezgiyi çok doğru olarak algılamasına rağmen yanıltmış kendisini. Ve ne anlamış? Doğru kişi, karmik partneri, kendi ikiz ruhu, ruh eşi, ikiz alevi neyse ruh eşi zannedip gitmiş. Sistemin verdiği de halbuki sen ruhunun karanlık yönleriyle dark soul. Dark soul ruhun karanlık yönleriyle yüzleşmektir. Seni bununla yüzleştireceğiz. Senin bu ilahi dişilinle kavuşup aile kurabilmen için istediğin o baharı, mutluluğu, o kavuşmayı dişilin de istiyor. Sessizce de seni bekliyor demiş. Bakın burada dişil de onu, siz geride kalanlar da onu söyledi. Biz sessizce bekliyor. Çünkü sistem bunu bize öğretti. Hani kavuşma verdik, sen sessizce bekle. Sen değişim dönüşünü burada tamamla. Biz onu sana geri döndüreceğiz diye. Siz bunu alıp kabul etmişsiniz. Fakat erile de aynı şey verilmiş. Fakat sizde üçüncü kişi yok. Bu tarafta üçüncü kişi var. Git sen üçüncü kişiyi temizle. Gel buraya ki bu aşk iki kişiliktir. İlahi aşktır. Üçüncü kişiyi tutarken nasıl burayla olacaksa. Git orayı temizle demiş. Bu da zannetmiş ki yanlış anlamış. Git orayı kabul et. Orası sağlam doğru yer. Burası yanlış zannetmiş. Bu da gitmiş oraya. Tam da oradan sınav edilmiş. Edildiği sınavlarda kendisini yanlış anladığını, sistemin mesajlarını ve hem de çok güvendiği ailesi diye gittiği asıl kabile olduğunu, kabile nedir arkadaşlar? Çoklu kişiden oluşur. Çoklu kişinin olduğu yerde ne olur? İşte orası ailen değil demiş yani. Sana aile gibi görüyorsun sen ya da sana öyle gösteriyorlar. Orada tuzak var, orada karmik partner var. Ve o aile değildir. O kabile adlandırıyoruz. Aile senin dişilinle kurup geleceğindeki ailedir demiş. Bunun adı aile. Siz kavuştuğunuzdaki adı aile yani. Baharı yaşayacaksınız. Siz sessizce bunu öğrenmiş, anlamışsınız, bekliyormuşsunuz. Fakat erin ne yapmış arkadaşlar? O kabileyi aile olarak algılamış. Karmik partnerini ruh eşi olarak algılamış. Halbuki karmik partner kartında da şu vardı. İlahi eril. Karmik araya girer, ilahi dişinin burada arkası dönüktür bakın. Burada. Bu siz geride kalanları temsil ediyor. Sizi bırakıyor. Üçüncü kişi araya giriyor. İkinizi bölüyor. Onu kendi yönüne çekiyor kandırarak. Zaten burada da ne dedi? Şu kartla beni kandırdı o dedi. Ben kendi isteğimle gitmedim. Kendi tutkusu için. Tutkusu da yalanmış. Beni kandırmış, öyle göstermiş. Geri perdede.
Ben de bunu bana yaptığı için bu haksızlığı sistemden adalet istiyorum. Kılıcını üçüncü kişiye kaldırmış meğersem. Size değilmiş arkadaşlar. Haklı bu konuda ama. Ve bunu öğrendiğinde ailem kabilem diye yeni bir şans, yeni bir yön verelim diye sizi yanlış görürken oraya gidip onunla anlaşıp uzlaşıp ikiz Alevi'yle yeniden böyle romantik anları onunla yaşamayı hayal etmiş. Çünkü o onu kandırırken bunları vaat etmiş. Biz çok yükseleceğiz, parlayacağız, güneş gibi iş, para, o biçim demiş. Hayaller mayaller, artık ne duymak istiyorsa erilerinizin zaafını bildiği için hayatındaki karmik partner bilmez mi? Dolayısıyla onu avlamış yani böyle sevgili canlar. O da bunun aslında karmik olanın bu olduğunu, sistem git onu temizle, ruh işine gel demeyi yanlış anladığını, kabilede kal olarak anladığını, karmik partnerde kal olarak algıladığı için sistem hayır hayır sen yanlış anladın bizim sezgimizi demiş. Biz git onu kabul et demedik. Biz dedik ki sana verdiğimiz mesajda o ruhunun karanlık yönleri, bilmediğin sırlar var. Oradan sınav edeceksin. Korkmana gerek yok. Sana bunları göstereceğiz. Sen izle ve gözlemle. Karmik üçüncü partileri bitir. Gel bu dişininle biz sana kavuşmayı veriyoruz demiş. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bunu gitmiş. Bunu sizi bıraktıktan sonraki 12 ay içerisinde kavrayıp anlayabilmiş. Sizi izlemiş. Orayı izlemiş. Oradan da kendini gizlemiş. Sistem gizlettirmiş. Karmikten de ayırmış. Sistem de ayırmış. Ona da yar etmemiş. Size de yar etmemiş. Bunu tek başına o gün bugündür eviriyor. Bu karmik üçüncü kişi yüzünden. Bunun da kendisini kutsal aile bilip sizi uğruna tercih ettiği üçüncü kişinin karmik yapısı olduğunu, kabile olduğunu, kabile ile aile arasındaki farkın ne olduğunu anlamış. Bakın şimdi burada filler vardır, insanlar yoktur, hayvan gibidir yani. Haşa, hayvanlar çok güzeldir. Filleri de ben çok severim. Rumi'nin kartı da vardır ya, Hindistan'ı görmek için fil olmak gerekir, onu aklıma getirdim. O aileyle kabile arasındaki farkı bilmiyormuş, karıştırmış arkadaşlar. Kabile böyle, bakın insan yok burada. Burada da siz ruh işinizde varsınız. Bu sizin aileniz. Hakikat insanların oluşturduğu. Mutluluk, aile, family. Bakın burası da kabile. Kabilede insanlar var mı? Hani onlar insan değil ki demiş sistem. Git onları temizle. Orası karmik demiş. Onu bitir demiş. Aile burası. Bununla kavuşturma vereceğim. Buna da evet cevabı. Sistem vermiş. Baharı yaşatacağım. Bu aşkı yaşatacağım sana demiş. Bu başta bunlar bilmiyormuş. Orayı zannetmişler. Ya da işlerine öyle gelmiş. Peki ben bunu Rumi'ye sormak istiyorum. Rumi. Şimdi bu hissizleştiğini söylüyor ilahi eril. Diyor ki ben diyor üçüncü karmik kişiyi bilmiyordum. Onu ruh ikizim zannettim. Gittim. Halbuki orası kabileymiş. Bu karmik partnerden sebep ben böyle sınav edilmişim. Ben bunu öğrendiğimde de hissizleştim. Burada benim suçum yok. Ben burada Allah'tan adalet istiyorum diye kılıcını çekmiş. Bu eril haklı mıdır? Doğru mu anladık biz? Bu haklı mıdır? Üçüncü kişi, çünkü bu da kandırma kartıdır arkadaşlar. Değneklerin içi olanı. Kim beni mutluluğuna çağırsa neşeli bir yüz görecektir. Anlam budur. Üçüncü bir kişi beni kandırdı. Kendi mutluluğu için. Ve bana güler yüzle yaptı bunu. Bana hani her istediğimi, zaaflarımı biliyordu. Onları sundu. Ve onunla beni sınav etti diyor. Peki. Sevgili Rum. Bu erilin hissizleştiği ve anlattığı bu senaryo doğru mudur? Güvenelim mi buna? Öyle midir? Ne diyorsun sevgili Rumim? Rabbimin izniyle. Eril bu konuda ilahi sistemden adaletini istiyor. Üçüncü kişiye karşı haklı mıdır? İllüzyonda diyor. Peki illüzyonda olan erilin kendisi için mi geldi? Hayır diyor. Hayatındaki kişi diyor. Erile hak verdi burada yani. Evet diyor. İllüzyonda olan hayatındaki üçüncü bir kişi. Ama üçüncü kişi diyor. Onu manipüle ederek onun illüzyonda olduğunu söylüyor diyor. Peki bu üçüncü kişi... İlahi dişili hakkında attığı bu iftiradan sebep onun evli olduğunu söylediği için onu illüzyona soktu, öyle mi? Tabii. O da diyor zihin çalıştırdığı için buna güvendi. Zihinsiz kalamadığı için sevgiye gelemedi. O yüzden de sezgileri yanlış anladı diyor. O zaman eril burada sonuç itibariyle haklı değil mi Rumi? Tabii ki diyor. Doğru söylüyor diyor. Net, %100 doğru. Bu açılımda benimle uyumlanan arkadaşlar size Rabbin izniyle %100 kavuşma var burada. Peki Rumi,
Pir kartını da verdin. Teşekkür ediyorum. Eril de adaletini istiyor. Ona zaten şüphesi olmasın. Allah adaletini verecektir arkadaşlar. İlahi bu eril ve bu dişil için. Kavuşma kartı burada var. Ben Rabbimden onun mesajını bu çift için rica edeyim. Sebat. Tabii ki kavuşma var. Ona ruh ikiz ayrılamaz ki diyor. Sadece ellerinin kendisini keşfetmesini bekliyoruz. Onu yakıyoruz, pişiriyoruz. Diyor ki kendi öz değeri, sevgi, öz güvenine gelsin. Yani kavuşma var değil mi Rumi? Tabii ki özlediğine, geride bıraktığına gidecek diyor. Peki. Ve kılıç kraliçesi haklı ve adalet görülecek diyor. Bitti burada. Açılımı bitiriyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bu açılımla uyumlanan bütün arkadaşlar, bireysel rehberlik alın benden. Veya başka arkadaşlardan. Siz kavuşacaksınız. Burada yanılgılarınız olabilir. Yanlış yola girmeyin. Çünkü size Rabbimin izniyle kavuşma var. Lütfen bireysel açılım talep edin arkadaşlar. Çünkü bu çift bakın. Kavuşma kartı. Bahar kartı. Cevap evet kartı. Aile olacaksınız. Kavuşma var. Dişilsen sessiz bekle dedi. Kılıç kraliçesi olarak sizi haklı verdi. Sebat olarak kendinizi keşfetmişsiniz. O da keşfediyor dedi. İlahi erilini de yabana atma. O çünkü pir oldu dedi. Bakın adalet istiyor. Haklı. O sevgiye geldi. Zihni bıraktı. İstediği adalette haklı. O adaleti de görecek. Göstereceğiz onu hakkı dedi. O kılıcı çekti. Haklı ama diyor. Sistem diyor ki kılıcı çektiği zaman kılıç çekiyorum. Onun için sınav ediyorum. Arkadaşlar sizin burada kılıcı indirmeniz gerekiyor. Evet haklı olabilirsiniz ama sistem sertlik istemiyor. Hani sert ve kırıcı olmayın diyor. Üçüncü kişi de olsa. Unutmayın ki bu bir tekamül. Kimse suçlu değil arkadaşlar. Üçüncü kişiler de dahil olmak üzere. Affedip bırakmanız gerekiyor. Onların işi Allah'la, sizle değil. Siz onlara ahkam kesemezsiniz. Ceza kesemezsiniz. Tekamülde rolü vardı sizi evirmek için. Siz derken farkındalığınıza gelip aklınızı kullansaydınız da ona yem olmasaydınız. Diyesim geldi dedim. Ve onu diyor dinarların onlusu. Size okumuştum değil mi? Allah'ın fırınında pişiriyoruz cennet. Daha adam olması gerekiyor. Sevdiğini neden geride bıraktığını, ne kadar özlediğini, ilk günden beri istediği tek kişinin o olduğunu fakat bir türlü bu öz değerine gelmeyi beceremediği için bu fırında onu yakıyoruz diyor işte. O kadar güzel verdi ki. 100.000 kere dedim değil mi arkadaşlar açılımda? Kendini küçümsem Allah'ın gözünde sen değerlisin değil mi? Rabbimiz ne kadar çok bu kart bir yıldır eksik olmuyor. Bu kart hiç eksik olmadı. Son bir yıldır da bu. Niye? Çünkü fark ettiler. Üçüncü kişinin yalan olduğunu öğrenene kadar bir yıl sürdü. Bir yıl sonra onun yalan olduğunu söylediler. Sonra utancından size gelemediler. Haklı çıktığınız için bütün ne dediyseniz o çıktı. İlahi eriller. Bu bir aşk tekamülü. Burada Rabbin sadakası var. Burada gurur ego yapmayın. Evet siz biraz belki yanlış seçimler yapmış olabilirsiniz. Önemli değil. Biz kuluz. Kullar yanlış seçim yapabilir. Bakın bu grubu takdir ettim. Şimdi bu grup en başından beri aslında birbirine sadıkmış arkadaşlar. Bu açılımla benle uyumlanan arkadaşlar ruh, kesinlikle ruh ikizleri ve kesinlikle geride kalan dişil, kılıç kraliçesi, ilahi dişil. Bunu net olarak alın, kabul edin. Bu gerçek ilahi bir aşk. O sizin ilahi ruh eşiniz. Siz de onun. Ve burada da kavuşma var. Allah'ın adaleti sizin için. Bir araya gelmeniz için, baharı yaşamanız için. Birbirinizi seviyor musunuz? Evet. Bu gerçek bir aşk mı? Evet. Kavuşacak mıyız? Evet. Siz haklı mısınız geride kalanlar? Evet ama sistem sizin de kılıcı indirmenizi istiyor. Tıpkı ondaki kılıç kralındaki söylediği gibi. İki taraf da birbirinin sebat olduğunu keşfetti. Yani hem kendi kendinizi keşfetmişsiniz. Çünkü pir de verdi. Hem de birbirinizi keşfetmişsiniz. Birbirinize de kavuşma istiyorsunuz. Kavuşma da verilmiş. Kavuşma da verilmiş zaten. Cevap da evet geldi yes'le. Burada sadece sistem sizlerden şunu istiyor sevgili arkadaşlar. Diyor ki kılıç kraliçesi olsan da haklı da olsan kılıcını indir. O senin sevdiğin. Bu bir yaşam tekamülü. Yani artık geçmişi konuşma. Üçüncü kişiyi konuşma. Ne yaşanıldı konuşma diyoruz. Burada sadece erilin gelsin elini tutsun. Yeni bir sayfa açalım. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim diyor. Çünkü benim adaletim konuşuyor burada. Kimseye iş düşmez diyor sistem arkadaşlar. Bu bitecek diyor. Ve zamanda aldığı yanlış sezgileri artık yanlış almayın. Bu kışı birbirinize yaşatmayın diyor. Zaten karmik size bunca zaman yaşattı diyor.
O da kabul görür diye oraya gitmiş de onu suçlamıyor. Halbuki biz o kendini serbest bıraksa, özgür olsun, hayallerinden vazgeçmesin derken ruh eşinden yanlış anladığı için bunlar oldu. Onun için burada da kavuşma var. Allah'ın adaleti de sizden yana. Rumi, son bir şey söyle. Buyurun işte. Buyurun kupa ikili. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Bakın. Bakın. Daha bu aşka ne denir? Kılıcını indir, eri. Bir şey sinirleniyormuşsun. Bir yanlış tutum, yanlış fikir, yanlış düşüncede bunu yapma. Üçüncü kişi bile olsa hayır. O kılıcı indireceksin ki sistem senin kavuşmana izin versin. Yani kısaca sana diyor ki eri. Dişiline kavuşmak istiyorsan kavuşma verdim. Evet. Fakat insanın kamil olmak için kılıcı indirmen gerekiyor diyor. Bak siz neler yapıyorsunuz diyor. Ben size kılıcımı kesip zorbalık yapıyor muyum? Zorla dayatıyor muyum diyor. Sizin kendi özgür iradenizle deneyimlerinizin, seçimlerinizin sonucunu deneyimlettiriyorum. Kendiniz göre inana, düşe kalka, öğrene öğrene kabule geçiyorsunuz veya geçmiyorsunuz diyor. Sizin öz değer, öz güveninizi, öz saygınızı getirmek için, sizin kendi kendini keşfeden aslan edebilmem için ve ruh ikizliğiyle gelir. 11'dir arkadaşlar. Zaten bu bile kavuşma olduğunu verir. Ve der ki, kavuşma ve kavuşma. Karşılıklı gelip konuştuğunuzda her şey çok net, bilmediğiniz soruları da diyor sorup durmayın. Kılıçları indirin. Burada kavuşma verdim. Adaletim sizin için konuşuyor diyor. Bitti. Adalet kartı çıktı arkadaşlar. İki tane kupa ikili, iki Rumi'den ve Lenormand destesinden. Bitti. Kavuşma. Daha ne olsun? Kavuşma, kavuşma, kavuşma. Bu evlilik, direkt evliliğe gidebilirsiniz arkadaşlar burada. Ha, cevap evet de gözüme battı burada. Evet, 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 evleneceğiz. Buyurun, bu da sizin gelinlik çiçeğiniz olsun arkadaşlar. Kır çiçeği, ne güzel değil mi? Ay, tüylerim diken diken oldu vallahi. Arkadaşlar siz sessizce erilinize, bu süreci var. Bir süreci daha var. Yardımcı ve destek olun. Duanızı eksik etmeyin. Dediğim gibi bu açılımla benle uyumlanan bütün arkadaşlarım, lütfen derhal rehberlik alın. Bir hata yapmayın. Şu anki yapacağınız herhangi bir hata sizin en az 1 ay da 24 ay aralığında tekamül sürecinizi uzatır arkadaşlar. Ve karmik kişiler ortaya atılabilir. Size bunu yaptırabilir. Sistemde size, ikinize, iki tarafa da diyor ki kılıç kraliçesi, kılıç kraliçesi zaten ruh ikizleri aynı zamanda. Kılıçlarınızı birbirinize çekmeyin diyor. Çekiyorsanız başkalarına, size çekenlere çekin diyor sizde. Ama ben onu da tasvip etmiyorum. Birbirinize çekmeyi de tasvip ediyorum. Çünkü ben koşulsuz sevgiyle her şeyi hallolsun. Hiçbir taraf kırılmadan herkes hak ettiğini, benim adaletim mükemmel bir şekilde bunu zaten diyor. Örümcek ağlarını örüyordur zaten diyor. Siz karışmayın oraya. Yani kısaca diyor ki siz birbirinize güvenin. Hani burada ikilem çalıştırmayın. Biz kavuşacak mıyız? Evlenecek miyiz? Beraber olacak mıyız? Eril beni seviyor mu? Eril gelecek mi? Dişil beni seviyor mu? Dişil gelecek mi? Dişilde başka biri var mı? Eriller. Bakın, bir saat mi, bir buçuk saat mi, ne kadar oldu bilmiyorum bu bayram açılımı. Şu cevapları alabilmek için 40 dereden su getirttiniz bana, yoruldu. Eveleyip gevelemeyin. Başta söyleyeceğinizi sona bırakmayın. En başta Eril, senin hata neydi? Sevdiğine duygularını dile getirmemende. Senin hata neydi dişil? Alma verme dengesini bozdun. O duygularını açıklamadan sen kupanı sundun. O da bencilce aldı senden. Oh! Ondan sonra da ne oldu? Allah dedi ki o reva değil. Üçüncü kişiyle de ona yaşattı. Değil mi? Üçüncü kişi nasıl mesajı attı, onu götürdü, beni kandırdı diyor. Bunu öğrendiğimde de hissizleştim diyor. Ne demek? Karta bakın. Her şeyi üçüncü kişi yaptı diyor. Onu ruh ikizim zannediyordum. Eşim, ailem, kabilem zannediyordum. Nereden bileyim, benim ruhumun karanlık tarafıymış, bilmiyormuş. En büyük hain oymuş diyor. Bakın aynı zamanda da eriniz için pir kartını verdi. Onu bir üçüncü kişi dedi. Bakın, imparatoriçe sizin vasfınızdır aslında. Sizin rolünüzü taklit etmiş, size iftira atmış evlisiniz diye. Bu yalanı onu kandırmış, kendine götürmüş. Geçici bir zafer yaşamış. O değnek tıkıdık tıkıdık gitti dediğim oydu. Allah'ın kutlu zaferi değnek altılıdır Rumi'deki. Ben onu kayla alırım. Onda da şunu söyler. Baksanıza. Benim diyor, en korktuğum şey başıma geldi. Dişilimin haklı çıkacağından korkuyordum. Nitekim de başıma geldi. Yaptığım gizli araştırmada karmiğin attığı bu iftira doğru mu, yalan mı öğrendim. Onun da ailem diye bildiğim yerin taş
Hani ruhsuz, domuz, taş diyoruz ya böyle arkadaşlar hani. Ya hayvanların hepsi çok yüce değil mi? Allah'ın her biri yaratımı, her bir zerresi o kadar mucize ve kıymetli ki bir şeye benzeterek anlatmak da istemem. Bu da haksızlık ve yanlış olur. Yani bu bir yılan işte hani. Bir tek yılan işte. Niye? İblisi cennete sokan bir tek yılan kabul etmişti. Sinsi çünkü. Kendini diyor bana aile gibi gösterdi. Benim arkandayım. Biz yükseleceğiz, destekleyeceğim. Sen ne istiyorsan gel. Onu halledeceğiz. Sen fragmanı yaşasan da ilahi dişille gel. Hani yoksa hemen gelmezsen ben seni rezil ederim dedi bana diyor. Beni de kandırdı götürdü diyor. Ben de ailem diye güvendim onu seçtim diyor. Nereden bileyim onun kabile olduğunu aile zannediyordum. Ve sonra diyor bütün bu süreci yaşayarak öğrendiğimde de hissizleştim. Arkadaşlar bu çok zor bir evredir. Gerçekten zordur. Gerçekten. Yaşamayan bilmez anlamaz. Siz yaşayanlar, geride kalanlar ve giden erin dişin bunu yaşayanlar ben sizi çok iyi anlıyorum. Lütfen sevgili canlar. Derhal rehberlik talep edin. Yanlış bir yol, yanlış hareket ikilemlere düşmeyin. Hiç saçma sapan ikinci çakraya da eğer siz şu ana kadar ikinci çakrada ilahi dişinizde karmin attığı yalan ihtimali hala doğru mu? Ya da beni seviyor mu? Ya da gidersen kabul eder mi? Etmez mi? Bana tuzak mı onu? Bana yaşatılan o yaşıyor. Hayır, yaşatılmaz. Sen suçlu değilsin. Burada bunu yapan üçüncü kişi aranıza girmiş sizi bu aşkı, kaderinizi, bu ilahi aşkı darma duman etmiş bir yılan girmiş aranıza. Sevgili erildişiller, size kavuşmalar. Bu açılımda benimle uyumlanan herkes lütfen derhal rehberlik alsın arkadaşlar. Sistem size orada sürecin ilerleyişiyle ilgili özel mesajlar verecektir. Elhamdülillah bunları verdi. Biliyorum ne olduğunu. Ufacık bir hata, yanılgınız, bir ikilemeniz dediğim gibi sürecinizi uzatır arkadaşlar. Belki bu yaşamda bir daha kavuşma imkanınız bile olmayabilir. Bu çok riskli, çok ciddi bir nokta. Lütfen dikkatli olun diyorum size. Görmek istediğim tablo geri perdesi bu olmasa da ama şu öndeki tablo bu. Hepinizden bunu bekliyorum. İkilemleri bıraktığınızda bilin ki hepiniz kavuşacaksınız arkadaşlar. Sistem ikiliği bırakanları kavuşturacak. Tam inanç, tam tevekkülle Allah'ına, sistemine, adaletine, bu aşka ve ruh eşine güvenen kazanacaktır. Hayatının her konusunda Allah'a, Yaradan'ın ilahi adalet ve tazminatını işleyeceğine tam tevekkül ve inançta olun. İster işiniz tepe taklak olsun. Bugün bir fabrika Tör Holding sahibi olun, sabah değilsiniz bile hiç korkmayın. Rabbim sen ne eylersen güzel eylersin. Ben bilirim ki burası yanlıştı. Belki buradan helal parayı kazanamıyordu. Belki burası haram parayla kuruldu. Demek ki burası beni mutlu etmiyor. Benim bugüne kadar göremediğim cehennemin bana göstereceksin. Ben biliyorum ki sen bunun arkasından bana çok güzel bir kapı açacaksın deyin. Sadece ilahi eril ve dişi birbirinize sarılın. Allah'ınıza güvenin. Duanızı eksik etmeyin. Allah'ın izniyle kavuşma, kavuşma, kavuşma. Cevap evet. Düğün çiçeğiyle baharı yaşayacaksınız. Sadece sessiz kalın, kılıcı çekmeyin, içinize dönün. Kalbinizin yüreğinizi hissedin. Yaradan sizi aile olarak birleştiriyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sistemin sezgilerini takip edin burada. Lütfen, lütfen. Kendi iyiliğiniz için ben söylemiş olayım. Sadece ve sadece bireysel rehberlik alın. Alamayacaksanız bile ben elimden geldiğince yardımcı da olacağım arkadaşlar. Buyurun. İkilemi çalıştırana dedim ki şu soruyu sormayayım. Yine dayanamadım sordum. Rabbim ikilemi bu eriler çok çalıştırıyor. Bu ahmaklar bu ikilemi çalıştırırlarsa ne olur dedim. Dinarların nasını verdim. Hay bu güzelliği bununla bozmak istemezdim ama bir şey de dürttü beni. İçimden sordum, içimden kart çektim. İkilemi çalıştıran aşka ihanet olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu aşamada ikilem çalıştırmamanız gerekiyor. Başından beri bakın sıfır aptal ol ki kalbin huzur bulsun. İlk aşamadan beridir zaten sizin bunu yapmamanız gerekiyordu. Peki sevgili Rabbim tamam çalıştırmayacaklar. Çalıştırmayacaklar. Ne olacak? O zaman uyanacaklar o kurduğu hayallerinden vazgeçmesin diyor. Kupaya yedili geldi. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadır. Yani diyor ki ikilem çalıştırıp ikinci çakradan çıkamayan veya dünyaya
Mal mülke, zevk sefaya, nefisten çıkamayan kulum bilsin ki bu dünyada uyuyordur. Ben de ona dinarın asını dayatırım diyor. Uyanması için dayatırım diyor. Çünkü bu dünyaya zaten nefis terbiyesi için gönderdiğimi bilsinler. Bütün sınavları nefis terbiyesi üzerineydi diyor. Hayal kuruyorsa hayalinden vazgeçmesin asla. İç sesini dinlesin. Neye inanıyor, neyi istiyorsa oradan vazgeçmesin diyor. Hayal çok kafasını karıştırıp birçok hayali bir arada kurup hiçbir şey yapamadıkları için bunu dayattım diyor zaten. Şimdi uyansınlar artık diyor. Peki. Rabbimin daha iradesi üzerine irade tanıma. Mesajınızı aldınız. Hodri meydan. Hadi bakalım. Peki. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum size. Bayramınız kutlu olsun. Çok uzun bir video oldu ama 40 dereden su getirdim arkadaşlar şunu çıkarabilene kadar. O yüzden bu açılımla uyumlananlar çok az bir kesim belli ki. Bu kadar da kılı 40 yardı. Sistem bile zorla verdi. Bakın zorla direterek buraya kadar getirdim. Sizin yüzünüzden ben de zor duruma düştüm. Hiç değilse şu güzelliğin hakkını verin. Bugüne kadar madem dişil vermiş. Dişte bir şey yok geride kalana. Eril için söylüyor. İkinci çakrayı unutmayın. Kök çakrayı unutmayın. Yani birinci çakradan çıkamayanlar var. İkinci çakradan çıkamayanlar var. Sistem üçüncü çakraya geçmelerini istiyor ki şu kupa ikili birbirinizin yüzünü görüp adam gibi oturup aşkınızı, geleceğinizi konuşup gelecekle ilgili planlama yapmanız için. Tamam. Onun için burada kavuşma var. Şimdi acaba kavuşur muyuz? Kavuşursak ayrılır mıyız? Veya kavuşursak eğer eril hala ilahi sistemden somut bir şey bekler de ikinci çakradan çıkamaz. Bu üçüncü çakraya gelmezsen buyur dinarları nasıl? Evet. Uyuyanların gezegenine göndeririz diyor. Bu o demek aynı zamanda da. Hayal kurmayı bıraksın diyor. Bir tek hayal kursun. Sevdiğine nasıl ulaşacak diyor. Nasıl adım atacak? Ben ona ne yapması gerektiğini sırasıyla verdim diyor rehberliklerle. Madem üçüncü kişi yapmış her şeyi o zaman diyor gerekeni yapsın diyor. Ha? Artık hissizleştiğini söylüyor. Ailem zannettiğim yerden vuruldum. Zaten en başından beri oranın kabile olduğunu, oranın karmik partner olduğunu bir numaradan beri söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Sıfır numaradan beri ne diyor sistem biz? Değil mi? 400'e yaklaşan videomda ben ne diyorum? Zihinsiz kal. Allah'a inan, aşkına inan, ruh eşine inan, adım at dedik değil mi? Bu dört cümleydi. Bu yapılamadığı için bunlar yaşanıldı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Uyumlananlar alıp kabul etsin. Gönül ister ki hepiniz için geçerli olsun sevgili canlar ama burada azınlık bir grup var maalesef ki. Çünkü çok zor çıkarttım. Sistemin çoğunluğu olsa sistem baştan verirdi kartları zaten. Ve diğerleriniz için süreç var demek ki. Ve siz de buradan şu mesajı almalısınız. Demek ki ben de tam tevekkülde, inançta değilim. İkilem çalıştırıyorum. Kirli, fesat düşüncelerim var. İkilem çalıştırıyorum ki sistem beni sevdiğime kavuşturmuyor. Gidenler ve geride kalan, eril ve dişil, ayrım yapmaksızın, ikilem çalıştıran tarafları sistem asla buluşturmaz. Unutmayın. Allah'ın kupası tektir ve bu aşkta kupası tektir arkadaşlar. Ve ne der ona? Aşk şarabıyla mest olanlar içindir. Yani derken aşkı ilahi aşk olduğunu, birlik, bütünlük olduğunu, biri temsil ettiğini, bir tek kupa hepimizin bir olduğunu söyleyen pir oldukları zaman kavuşmayı veririm. O yüzden siz ruh ikizi de olsanız kendi merkezine gelip kendi kendinizi keşfetmeniz ayrı bir şeydir ama siz birbiriniz için yaratılmışsınız. %50 sizde olan, %50 onda var. Onda olan sizde yok, sizde olan da onda yok. Birleştiğinizde birbirinizi bütünleyip tamamlıyorsunuz. Bu yarım olduğunuz anlamında değil. İnsanı kamil olacaksınız, kavuşacaksınız. İnsanı kamil olan, pir olan kişi zaten eksik ve yarım değildir. Önce kişi kendi tamlığını yaşayacak, insanı kamil olacak. Sonra da beraber bunun tadını çıkaracaksınız. Anlatılmak istenen bu. Yoksa benim diğer yarım, ben yarayım onu bekleyeyim o gelsin tamamlanacağız olayı değil bu. Anladınız mı? Bugüne kadar yaşadıklarınızın hasatını sürün diyor kısaca sizde. Aptal olmayın diyor yani burada. Tekrar benden bunu dayatmamı zorlamayın beni diyor yani. Cennette verdik şu an dünya boyutunda. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hayırlı ve uğurlu olsun. Uyumlanan alıp kabul etsin.